Merhabalar, Babali TV'desiniz. Günlerden 23 Ekim, bugün çarşamba. Tabii ki konumuz mutlaka hepimizin çok yakından tanıdığı Soçi'deki görüşmeler, ikili görüşmeler. Dün Rusya'da, Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler bugün bizim ana konumuz olacak. Onun için bültenimize hemen başlayalım. Konuklarımız var. Bazı konuklarımız da geleceklerini söylemelerine rağmen gelmediler. Bazı konuklarımız da telefon bağlantısı yapacağız demelerine rağmen şu anda yapamayacaklarını söylediler. Birazcık farklı bir bültenle karşınızda olacağız. Biz gene özetlerimize başlayalım. Türkiye son bir hafta içinde Suriye ile ilgili iki önemli ülkeyle mutabakat imzaladı. Önce Amerika Birleşik Devletleri ile 13 maddelik bir mutabakat. Daha sonra da dün akşam Rusya ile Soçi'de 10 maddelik bir mutabakat imzaladı. İlginç bir durum. 9 Ekim'de başlayan operasyon, 17 Ekim'de imzalanan mutabakat ve ardından da 5 gün sonra Rusya ile 23 Ekim'de imzalanan başka bir mutabakat. Bütün bu mutabakatlar, o iki ülkeyle yapılan anlaşmalar Türkiye'yi hangi konuma getirdi? Operasyon durdu mu, durmadı mı? Operasyonla ilgili gelişmeler nedir? Yapılan açıklamalar nedir? Çeşitli hem Türk yetkililerin hem yabancıların açıklamaları var. Bu arada tabii basın özetlerine geniş bir şekilde yer vereceğiz. Dünya bu anlaşmayı nasıl gördü? Ondan da söz edeceğiz ve geniş bir şekilde mümkün olduğunca sizi bilgilendirici bir şekilde bu iki mutabakat ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili bilgileri vereceğiz. Bir başka konuya geçeceğiz daha sonra. Ülkede önemsediğim bir konu. Bir şekilde Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin. Hepsi tutuklandı, 4 kişi. Önce gözaltına alındılar, daha sonra tutuklandılar. Bu konu bir şekilde bizim bültenimizde yer alacak. Bir dış bağlantı yapacağız. Hasip Kaplan'la görüşeceğiz bu konuyu. Diyarbakır'daki tutuklamaları, mevcut atmosferi, bu tutuklamaların olası etkilerini ve belki de yapılan o iki mutabakatla ilgili, Kürtlerle ilgili özellikle bölgedeki gelişmeleri Hasip Kaplan'la konuşalım. Bir ufuk turu yapalım istedik ve de gündeme getirmek istedik. Bu arada tabii hemen şunu söyleyeyim. Soçi mutabakatı sonrasında Suriye'de gazetecilik yapmakta olan Sarkis ile de bağlantımız var. Biliyorsunuz Sarkis ile olan bağlantımızda geçtiğimiz günlerde yaptığımız bağlantı oldukça ilginç, önemli şeyler söylemişti. Böylelikle Sarkis Kasaryan'la da görüşeceğiz. Bu arada ilginç bir konumuz daha var. Sonunda söyleyeceğiz bu konuyu. Bursa'da görenleri şaşırtan bir dükkan var. Çay ocağı açıp tahtası eksikleri bir araya topladı Bursa'da. Bu konuyu gündeme getireceğiz. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki gören hemen çay içmeye gidiyor. Bültenimizi böylesine değişik, biraz da hafifletici, biraz da atmosferi yumuşatıcı bir konuyla bitirelim istedik. Ve hemen günün manşetine geçelim. Soçi'de mutabakat sağlandı. Amerika ile bundan 5 gün önce bir başka mutabakat sağlandı. Sonuçta mutabakatlar bir şekilde bizi kelime aralarında neler demek istiyorlar? Bundan sonraki gelişmeler neler olur? Ne yapılabilir? Bu konulara bu konuyu gündemimize aldık ve de Suriye ile bağlantı yapacağız. Biraz önce söylediğim gibi stüdyo konuğum olacaktı. Maalesef son dakikada, son anda gelemeyeceğini söyledi. Bu arada telefon bağlantısı yapacaktık. Son dakikada o da bir kişi daha yapamayacağını söyledi ama Sarkis Kasaryan'la ile bağlantımız hazır. Suriye ile görüşeceğiz. Bölgede durum nasıl? Sarkis'le görüşeceğiz. Sarkis, hoş geldin yayınımıza. Merhaba.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Türkiye'de bize söz veren arkadaşlar, konuğumuz olmak ya da telefon bağlantısı yapacak olan arkadaşlar şu anda caymış durumdalar. Son dakika olduğu için birazcık tabii yayının stresine girdik ama Suriye'den bizi bir şekilde kurtarmış oldun Sarkis. Çok teşekkürler kabullendiğin tamam. için davetlimiz olmayı ve de fikirlerini, görüşlerini bizimle paylaşacak olmanı. Şimdi son bölgedeki bölgeyle ilgili bir bilgi istiyorum Sarkis. Nedir durumlar? Bu mutabakat sonrası atmosfer nedir? Geri çekilmeler konusunda bilgin var mı? Çünkü bir 150 saatlik bir süreçte bir şekilde başlamış oldu. Onu da duyurmuş olalım. Çünkü detaylarını birlikte verelim izleyenlerimize. Nedir gördüğün şu anda çevrende Sarkis? Yani şimdi izleyiciler de hatırlayacak, siz de tabii ki hatırlayacaksınız. Bundan 2-3 gün önce konuştuğumuzda bir Adana mutabakatından söz etmiştik ve o mutabakat çerçevesinde, o mutabakat gereğiyle Şam'la Ankara arasındaki belki de artık direkt bir görüşme olur demiştik. Galiba bence dün Soçi artık o çerçevede çizildi. Yani Soçi'de dün gördüğümüz... Şimdi böyle bir şey var tabii ki, tuhaf bir şey var. Türkiye operasyona Amerika'yla mutabakat yaparak başladı ama Rusya'yla mutabakatla bitirdi. Yani bu da ilginç bir şey. Çünkü orada Amerika şeyle bir Rusya'ya devretme gibi bir şey oldu orada. Yani bu konuyu Rusya'ya devretmiş gibi bir şey oldu. Amerika'nın askerleri çektiğinde çok belliydi ki orada artık Rusya hakim olacak konuya. Onun için de Rusya'yla mutabakata varmak bu önden daha önemli. Çok böyle yani mantıklı olarak şimdi Türkiye Amerika'yla mutabakat yaptığında yalnızca Amerika'nın garantisini alıp Amerika'nın desteğiyle ya da diyelim ki Amerika'nın yeşil ışığıyla oraya girmeye çalışıyordu. Ama sonunda Amerika orada işgalci güçtü. Yani Amerika bile orada meşru orada olmak için meşru bir hakkı yoktu. Şimdi Rusya'nın konusu başka. Rusya önceden Şam hükümetinin davetiyle geldi. Suriye'ye girdi. Ayrıca Rusya Şam'la ve Türkiye'yle iki tarafla arası iyi ve Kürtlerle kanalları var. Arası iyi mi kötü mü o kadarını, yani o kadar da belki Amerikanlar kadar iyi değil tabii, çünkü muhalefet durumu yok Kürtlerle ama bağlı güçlü kanalları var Kürtlerle. Onun için Rusya'nın daha büyük bir rol oynadığını, oynayabileceğini belliydi. Şimdi dün Soçi mutabakatından siyasi olarak bana göre üç önemli konu var. Birincisi, Soçi'den önce Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Beşar el-Esad'ın İdlib'de verdiği mesajlar aynı gün, çok hatta net aynı olarak sabah, değil mi? Tabii. Aynı gün, aynı sabah, yani evet. 3-4 saat önce toplantıdan. Evet. Bence orada artık bir kesin bir mesaj var. Suriye artık İdlib konusunu bitirecek. Yani İdlib'de El-Kaide ve El-Nusra'nın kanatları, oradaki cihatçıların artık büyük bir tehdit oluşturduğu ve Suriye savaşının en önemli bölgesi olarak tanımlanan İdlib artık Suriye ordusu bitirecek. Şimdi Suriye ordusu dediğimizde Suriye ordusunu Rusya ve İran'la bağımsız şey edemeyiz, yani konuşamayız. Çünkü Suriye dediğimizde askeri herhangi bir adım orada Rusya'nın ve İran'ın tüm desteği orada kesindir. Onun için bence İdlib artık çözüme doğru yöneliyor. İkinci Soçi mesajı, Moskova'nın bundan önce çok konuştuğu ama dün kesin olarak mutabakata şart olarak koyduğu Adana mutabakatı. Evet. Yani Adana mutabakatında yeni bir durum çıkıyor. Siz Adana mutabakatı çerçevesinde Suriye kuzeyinde herhangi bir adım atacaksanız orada artık Şam yönetimiyle koordinasyona başlamalısınız. Yani başka çözümü yok. Onun başka kapısı yok. Yani. Evet.
Onun için bence Rusya'nın dün Soçi mutabakatında, Soçi anlaşmasında Adana mutabakatının bir band, bir nokta olarak koyması, bir bölüm olarak hatırlatması bence bu yoldan çok önemli. Mutabakat üzerine o zaman devam edelim. Sarkis, özür dilerim, sözünü kesmiş oldum ama hani bunları da katasın görüşlerine diye. Çünkü mutabakat içerisinde Adana kısmı önemli tabii ki. Adana mutabakatının bir şekilde 1998'e ait olan bu anlaşmanın bir şekilde dünkü metne girmiş olması Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı bir şekilde başlatacağını gösteriyor. Çünkü bu anlaşmanın taraflarından birisi Türkiye, birisi de Suriye. İkincisi tabii adı konmasa da artık Suriye'nin bu mutabakatın içerisinde yer almış olması. Çünkü Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının 23 Ekim 2019 öğlen saatinden itibaren, ki bu saatlerden geçti şu anda, bir şekilde devrede olmaları ve 150 saat boyunca görev yapmaları konusu da yer almış durumda. Üçüncüsü, belki de en önemlisi, Anayasa Komisyonu'na, komitesine de bir şekilde atıf yapmış olmaları. 30 Ekim'de başlayacak olan Cenevre'de. Artık şunu söyleyebilir miyiz? Suriye devrede, Türkiye ile olan, dolaylı olarak da olsa ilişkiler başladı Suriye ile Türkiye arasında ve de Rusya bir şekilde ağırlığını koymuş oldu. Eksik kalan parçaları, 13 maddelik Amerika anlaşmasında kalan eksik olan parçaları da bu son 10 maddelik mutabakatla tamamladı diyebilir miyiz? Evet. Evet. Soruyu duymadım, özür dilerim. Soru şu, artık Suriye ve Türkiye arasında dolaylı da olsa bir şekilde ilişkilerin, evet, bağlantıların başladığını söyleyebilir miyiz? Rusya eksik kalan parçaları Amerika ile yapılan anlaşmada eksik olan parçaları tamamlamış mı? Doğru, tabii ki. Çünkü o yönden ben Adana mutabakatı atışı çok önemli buluyorum. Çünkü orada Rusya ne diyor? Diyor ki Adana mutabakatının istediği ya da şartları, Adana mutabakatı şey etmek için önemli, gereken şartlarını yere getirmeye çalışacak orada Rusya. Evet. Şimdi Adana mutabakatı şartları bugünkü şartlarına çok yakın. Yani o zamanda da işte PKK Türkiye'nin milli savunma şartlarına tehdit oluşturan bir örgüt olarak o mutabakat yapıldı. Şimdi de Türkiye aynı şeyle konuşuyor. Yani şimdi de PKK'nın uzantısı olan YPG'den söz ediyor Türkiye. Evet. Evet. Orada da o zaman da Türkiye hükümeti ile Suriye hükümeti arasındaydı. Şimdi de Türkiye hükümeti ile Suriye hükümeti arasında. Burada yalnızca bir şey var. O da şimdi bu yeni şartlara göre artık bir kanala istek var. O kanal da Rusya'dır. Bu iki hükümetin bir araya getirmesine. Dün de iki gün önce konuşmuştuk yine seninle. Dedik ki askeri ve istihbarat kanallarıyla görüşmeler oluyor Suriye-Türkiye arasında. Evet. Ama şimdi eğer bir mutabakattan söz ediyorsak artık siyasi kanada geçiyor bu iş. Yani artık siyasi, askeri ve istihbarat kanallarıyla oluyor. Bu da yani bence artık Şam-Ankara arasında İlk dönemde belki de bir vasıtayla, bir kanalla, Rusya kanalıyla direkt konuşmalar olabilir yani. Ama sonradan artık bence direkt olarak görüşmeler başlayacaktır. Evet. Şimdi Suriye mutabakatı derken Adana mutabakatından söz etmek istiyorum. Bir şekilde 98'de imzalanan Mısır'ın da Amerika'nın da içinde olduğu bu anlaşma bir şekilde belki revize edilecek. İşin içine Suriye büyük bir ihtimalle katılacak. Şimdi Adana mutabakatına yer verildiğine göre mutabakat, bu dünkü Soçi görüşmeleri içerisinde
Türkiye'nin Suriye topraklarına girmiş olmasının yasal olma hali bir şekilde tescillenmiş olabilir mi? Yani Türkiye Adana mutabakatı çerçevesinde ben bu topraklara girdim diyebilir mi? Oradaki uzmanlar ne diyorlar bu konuya? Çünkü burada konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Şimdilik diyemez. Çünkü mutabakat gereğiyle o topraklara girmek için Şam'la tüm koordinasyon içinde girmeli. Bu bir. İkincisi Adana mutabakatı gereğiyle yani Türkiye'nin söz ettiği 30-35 kilometrelik alan çok büyük. Yani Adana mutabakatıyla ters düşüyor. Yani Adana mutabakatında 5 kilometreden 10 kilometreye kadar söz ediliyor. Burada biz 35 kilometreden söz ediyoruz. Şimdi burada iki şey var. Birincisi Şam'la doğru direkt koordinasyon ve ikincisi eğer 30 kilometreye kadar girme ihtiyacı varsa orada artık Adana mutabakatında bir değişim olmalıdır. Bu değişim de yani siyasi ilişkiler başlamadan olamaz bence. Yani çünkü iki heyetin beraber oturup korkularını yani bir tarafın isteklerini öbür tarafa iletmeli. Ayrıca burada başka bir şey de var. Bunu da unutmamalıyız. Adana mutabakatı yalnızca Türkiye'nin korkularından bahsetmiyor. Suriye için de Türkiye'den gelen tehditler için bahsediyor. Burada da Suriye karşı tehditlerin çok büyük bir kısmı Türkiye'den geliyor. Yani El Nusra Suriye için bir tehdit. O cihatçılar. Egor grupları Suriye'de biliyorsunuz İslami Türkistan cephesi silahlı olarak Lazkiye'nin kuzeyinde çok yoğun olan bir örgüt. Hı hı. Orada tehdit var. Ayrıca Türkiye'nin işte Suriye Ulusal Ordusu, Suriye'nin Milli Ordusu denen eski El Nusra ve Daesh cihatçıları onlar da Suriye için bir tehdit. Çünkü çok çok basit bir şey var, çok kolay bir şey var. Bu grupların her ne kadar Sayın Erdoğan onları Kuvve-i Milliye de benzetirse, bu grupların tek bir isteği var. İslamcı bir devlet kurmak orada. Bu da tabii ki Suriye'nin ılımlı, Suriye'nin laik şeyine, ilkelerine karşı bir şey. Onun için onlar da Suriye hükümeti için bir tehdit olacaktır. Onun için yalnızca Türkiye'nin tabii ki Rusya da her zaman söylüyor ki işte Türkiye'nin tehdit korkuları meşru, biz onu anlıyoruz. Ama şimdi de artık bence Türkiye'nin Suriye'nin meşru tehdit korkularını artık dinlemeli, duymalı. Şimdi bu mutabakat içerisinde galiba 5. madde, evet, Barış Pınar Harekatı, Pınar Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus ortak devriyeleri yapılacak. Ama Kamışlı şehri hariç diye bir ifade var. Kamışlı şehrinin özelliğini bize biraz anlatabilir misin Sarkis? Sen bölgedesin, Suriye'desin ve Kamışlı'nın niçin hariç tutulmasına gerekçe ne olabilir? Şimdi Kamışlı'nın birkaç özelliği var. Bence en önemli özellik ya da birinci sebep ki bu Kamışlı bu anlaşmadan dışarı bırakıldı. Evet. Kamışlı'da Suriye ordusu var çünkü. Evet. Kamışlı'da havalimanı var, askeri üsler var. Rusya galiba ayrıca çok sık kullanıyor bu havalanı, değil mi Rusya? Bu havalimanı şey yani... sivil havalimanı orada yalnızca Rusya değil yani Avrupa'dan bile Fransızlar hava yolları kanalıyla Avrupa'dan bile gelen uçaklar var oraya, evet. Kamışlı'ya. Onun için Kamışlı'nın şeyi biraz başka yani. Statüsü farklı. Böyle bir özelliği var. Evet. Ayrıca hatırlatmalıyım ki Kamışlı'nın Nusaybin kapısı şimdi Türkiye ile Suriye arasında yalnızca Suriye hükümeti elinde bulunan yalnızca iki kapı var.
Birisi Lazkiye'nin kuzeyinde olan Kesap Kapısı. Hı hı. İkisinin, bu da tabii ki batıda sahil üstü, hı hı, şey bölgede söz ediyoruz buradan. Öbürki de tüm en uzay doğuda Kamışlı'nın Nusaybin Kapısı. Bu, hı, iki kapı tabii çalışmıyor çünkü Türkiye yolunu kapatmış bu kapıları, ama bu iki kapı şimdi sınırda, yalnızca bu iki kapı Suriye ordusu elinde. Hı hı. Bu öbür kapılar hepsi cihatçı grupların, yani ya da işte ilimli muhalefet denilen, evet, o grupların kontrolü altında. Onun için Kamışlı'nın bir özelliği var. Bir özelliği göze alıp Bora böyle bir anlaşmaya var olmuş diye zannediyorum. Ayrıca başka bir şey, Kamışlı'da Kamışlı en çok olan bir bölge. Yani orada Hristiyanlar var, Araplar var, Kürtler var. Yani ırklı ya da dini olarak birçok grup var orada. Hı hı. O da biraz tabii ki bu hassasiyet getiriyor yani. Şimdi yine bu mutabakat içerisinde İdlib'e yer verilmemiş olması, Kobani'ye yer verilmemiş olması, bir de en önemlisi IŞİD örgütüne yer verilmemiş olması benim dikkatimi çekti. İdlib konusunu biraz önce sen dile getirdin bir şekilde. Çünkü burada cihatçı grupların olmasından dolayı Suriye bir şekilde dün de kendini gösterdi. Esad orada şimdi Suriye ordusuna belki de şimdi girdikleri yer olarak görünüyor. Peki IŞİD niye yok acaba bu metnin içerisinde? Niçin çok dışında tutuldu bu metnin? Böyle bir şey var. IŞİD konusu, bence IŞİD artık askeri ya da tehdit olmaktan çok çıktı artık öyle. Siyasi kar Suriye'de. Hı hı. Çünkü IŞİD şimdilik yoğun, yani IŞİD tehdidi daha bulunan bölgeler iki türlü. Birisi Suriye'nin, yani Suriye, Irak, Urdun sınır üstünde olan Tanif Amerikan bir noktası var orada. Tanif'in yakınında IŞİD bulunuyor. Ayrıca Amerikan noktasının yakınında olduğu için Suriye ordusu oraya ulaşamıyor. Yani tüm bölgeyi temizleyip bitirirken orada ulaşmadığı için ya da oraya onun yakınına gelmek yasaklı olduğu için Amerikanlılar tarafından, evet, ora bitmedi. İkinci bölge de YPG milislerin ya da SDG milislerinin kontrolü altında olan bölgelerdir. Evet. Orada da işte Suriye hükümeti olmadığı için orada da IŞİD daha ad olarak bulunuyor. Şimdi IŞİD'in yine tehdit oluşturması için birçok lazım yani. Önceden IŞİD'liler hapislerden çıkmalı. Sonradan onlara donatımı kim yapacak? Yani biliyorsunuz herhangi bir, hı hı, terörist grup için para donatımı ve silah donatımı çok önemli. Şimdi onlara kim verecek? Bundan önce sınırlan geçip her şeylerini sınırdan alıyordu. Yani artık bence bir sır değil yani. IŞİD Suriye en çok Türkiye'den, sonra Irak'tan en çok donatıldı. Cihatçılar, IŞİD'in cihatçıları bu iki sınırdan Suriye'ye girdi. Şimdi artık eğer bu sınırlarda kapatma kararı varsa, çünkü bu bir siyasi karar bence. Evet. Yani siyasi IŞİD'i kullanmamak şeyinde bir siyasi karar varsa IŞİD bir daha tehdit oluşturamaz artık bence. Hı hı. Peki son olarak şunu sorayım Sarkis, seni bırakalım ondan sonra. Rusya'nın istediği oldu diyebilir miyiz bu mutabakatla birlikte? Çünkü kontrolün Suriye ordusuna bırakılması, Kürtlerle sorunun Şam'la yapılacak olan müzakerelerle çözülmesi gerektiğini düşünüyordu Putin başından beri.
ve Erdoğan'a da çıkış yolu olarak bir an önce Esad'la el sıkışması yönünde telkinlerde bulunuyordu. Bir anlamda bu mutabakatla birlikte bu istediklerinin yavaş yavaş gelişmekte olduğu ve bu yöne doğru yönlendiğini söyleyebilir miyiz? Tabii ki bence Rusya en çok kazanan taraf bu mutabakatta. Ve en çok da kaybeden taraf bence Washington, Amerika. Şöyle bir şey, Rusya şimdi bu mutabakat gereği artık Astana'yı çok daha önemli ve büyük bir süreç olarak dünyaya tanıtmış oldu. Çünkü bildiğiniz gibi Suriye'de yalnızca Astana süreciyle bir şey yapıldı. Yani bir yere ulaşıldı. Şimdi bu mutabakatla artık tüm dünyayı meşgul eden başka bir sorun da bitiyor. O da Suriye'nin Fırat'ın doğu kısmının sorunu. Yani bence Türkiye'nin bir gün işte artık operasyona gerek kalmadı demeci Soçi mutabakattan dolayıdır. Yani Amerika'yla anlaşma gereği değildir. Çünkü düne kadar Türkiye her zaman gerginliğini dile getiriyordu ve Amerika'nın kendi üstüne düşeni yapmadığını söylüyordu. Hı hı. Şimdi dün Soçi'den sonra artık bu askeri operasyona gerek kalmadı demesi bence Soçi mutabakatı gereği. Onun için de bence Rusya önemli, yani iki gün önce bir kelime kullanmıştım, demiştim ki artık Rusya bu bölgenin ağababası çalışıyor, oynuyor. Yani şimdi Rusya o rolü artık çok net olarak o rolü üstlendi artık. Biraz sonra Amerika basınından da bazı özetler sunacağım. Zaten herhalde senin bu değerlendirmenin benzerini Amerika basını bile yapıyor. Rusya'nın artık bölgede, Orta Doğu'da bir bölgenin abisi, hamisi, herhangi bir ülkenin sorunları olduğunda Rusya'ya başvurmasını örnek olarak göstererek belirtmişler Amerika basını bile. Dolayısıyla yani artık... şimdi siz de eğer dışarıdan bakacaksanız, yani Suriye hükümetiyle Türkiye hükümeti arasında gerginliğe Rusya tırmanışı durdurdu. Şam'la Kürtler arasında sorunu, Ankara'yla Şam arası sorunu, Ankara'yla Kürtler arası sorunu yine Rusya durdurdu. Cihatçı gruplarla savaş açmak ve o savaşın aksi tehcir sorununu, insanlık sorununu o da Rusya durdurdu. Yani artık Rusya her Suriye konusunda herhangi bir sorunda ilk akla gelen devlet, yani taraf haline geldi. O da resmi hamilik, babalık, ağababalık roludur yani. Şunu da söyleyelim, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi Putin ve heyetler arası görüşme oldu. Bugün de Soçi'de yine Afrika ülkeleri, bu sefer yine Rusya'nın arabuluculuğu ile toplanıyorlar bugün. Dolayısıyla gördüğümüz gibi sadece bölgede değil, aynı zamanda dünyada da güvenilir, yaptığı ince diplomasiyle bir şekilde de güven veren bir ülke haline geldi. 5 yıldan bu yana Putin'in yaptığı diplomasi başarılı bir diplomasiymiş ki çok önemli bir ülke haline geldi. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz, izleyicilerimiz aktarabiliriz Sarkis. Çok teşekkürler bize ayırdığın zaman için, verdiğin değerli bilgiler için. Çok çok teşekkürler Sarkis, eksik olma. Teşekkür ederim. Biz bu arada hemen bir başka bağlantıya geçmeden Musa Özuğurlu gazeteci arkadaşımızla bağlanacağız. Bu konuları çok yakından bilen ve Suriye'de de uzun yıllar kalmış olan gazeteci arkadaşımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Rus askeri polisinin Rusya ile Türkiye'nin dün Soçi'de yaptığı mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine başlamak üzere Fırat'ın doğu kıyısını geçerek Kobani'ye doğru ilerlediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile ilgili olarak Sayın Putin çok kararlı konuştu. Biz bunları buralardan kesinlikle atarız dedi. Şimdi tabii bu sözü verdiğine göre atılmayınca bizim görevi başlar.
dedi. Erdoğan Rusya ile Suriye mutabakatının sağlanmasının ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Kamışlı'nın özelliğiyle de şunları söylemiş. Kamışlı şu an itibariyle Rus askerleriyle rejim güçlerinin bulunduğu bir yer. Dolayısıyla orada bizimle karşı karşıya gelmek gibi bir şeyi arzu etmiyorlar. Biz de zaten böyle bir şeyi arzu etmedik ve başından itibaren Kamışlı tarafında böyle bir şeye girmedik. Bildiğiniz gibi mutabakat içerisinde Kamışlı ayrı bir yerde tutulmuş. Bu devriyenin dışında tutulmuş. Türk-Rus ortak devriyeleri Kamışlı'nın dışında görev yapacaklar. Telefonumuz hazır. Musa Özurlu hatta. Merhabalar Musa. Hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Dün akşam büyük bir ihtimalle sen de bizim gibi bu 10 maddelik mutabakatı ciddi bir şekilde incelemişsindir. Senin görüşlerini alalım mutabakat üzerine. Çünkü her konuştuğumuz kişi ayrı bir ayrıntıya yer vererek bizi aydınlatıyor doğrusu. Sen nasıl gördün bu 10 maddelik mutabakatı Musa? Toplamda eğer bakacak olursak Rusya'nın daha doğrusu Putin'in yine bir formül ustası, kriz çözme ustası olduğunu görüyoruz. Evet. Yani şöyle bir şey var, Türkiye'nin o bölgede bulunması uzun vadede Türkiye açısından da aslında çok da verimli bir durum yaratmayacaktı. Ve bir şekilde aynı zamanda Türkiye oradaki bir takım amaçlarını gerçekleştirip o bölgedeki varlığını soğutmayı da düşünüyordu. Evet. Ve bu mutabakatla birlikte hem bu sağlanmış oldu hem diğer taraftan Suriye'nin bir takım beklentileri de karşılandı. Hem de Rusya'nın tabii Suriye ile birlikte hareket ediyor olarak aynı zamanda Kürt tarafını da gözeterek bir şekilde mutabakata vardığını ve sorunu şu an için anormal bir durum olmazsa eğer çözdüğünü görüyoruz. Evet. Bu durumda şöyle bir şey var. Rusya'nın tabii daha önce Adana mutabakatını hatırlatması tesadüf değil. Ve bu anlaşmada da aslında bu şeyin, bu mutabakatın yani Adana mutabakatının hayata tekrar geçirileceğini görüyoruz. Neden? Çünkü Türkiye sınırından itibaren içeriye 10 kilometrelik bir derinlik içerisinde Rusya ve Türkiye yer alacaklar. Kalan 20 kilometrelik şeyde ise Türkiye'nin 30 kilometrelik bir hedefi vardı. Kalan 20 kilometrelik şeritte ise Rusya ve Suriye'nin olacağını görüyoruz. Ve aynı zamanda tabii Putin'in Kürtlerin de haklarına vurgu yapmış olması itibariyle de kalan bölgeler için Şam'la Kürtlerin bir araya geleceğini öngörebiliyoruz. Bu durumda ne olmuş oluyor? Türkiye Kürtleri istediği kadar uzaklaştırmış oluyor. Aynı zamanda Suriye Türkiye'nin kendi toprakları içerisinde çok da geniş bir alanda bulunmamasını sağlamış oluyor. Rusya da aynı şekilde Suriye ile Türkiye arasında herhangi bir anormal bir sorun çıkmadan da bu işi artık çözme sürecine girmiş oluyor. Dolayısıyla burada bütün tarafların beklentilerinin karşılandığını görüyoruz ve teknik olarak da bundan sonra mesela benim kafamdaki soru şu: acaba Fırat'ın doğusunda uygulanacak olan bu güvenlik şeridi Fırat'ın batısı içinde geçerli olabilir mi? Çünkü evet, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında ve İdlib'de şu anda hakim olduğu alanın çok daha derinlerde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte belki de bunun da görüşmeleri yapılacak. Bunu tabii zaman içerisinde göreceğiz. Rusya'nın rolüne sen de değindin sevgili Musa. Rusya çok şaşırtıcı bir şekilde son 5 yıldan beri tamamen farklı bir diplomasiyle, ince diplomasiyle bir şekilde bölgenin hakimi haline geldi. Vazgeçilmez bir ülke haline geldi. Kırım istilasından işte Doğu Ukrayna'daki çatışmalar sonrası bile dünya bir anda tavır koymuştu Rusya'ya, ambargolar vardı. Fakat bu 5 yıl boyunca Putin'in izlediği politika tamamen Rusya'nın konumunu değiştirdi. Sen de katılıyor musun buna? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu Arap Baharı ile birlikte aslında Rusya'nın tekrar dünya sahnesine döndüğünü görmüştük. Fakat bu dönemde Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne
artık şey değil, tek kutuplu dünya tamam bir süreliğine devam etti ama bundan sonra geçerli değil. Farklı bir dünya da var. Bu dünyanın temsilciliğini de burada ben yapıyorumun mesajını çok iyi bir şekilde verdi. Ve adım adım gerçekten de üstelik hani bir takım elbette pahalı faturalar da ödendi. Yani Suriye açısından baktığımız zaman mesela çok uzun süre aslında öncesinde harekete geçebilecekken bunu sabırla bekleyerek Türkiye'yi bir yandan kendisine çekerek yaşanan onca tatsız olaya rağmen iki ülke arasında Türkiye'yi yanına çekerek ve Türkiye'yi yanına çekmiş olmakla birlikte bu bölgede etkinliğini artırarak Amerika Birleşik Devletleri'ne Amerika'nın burada bir işlevinin kalmadığı mesajını verdi. Tabii bunu aynı zamanda şey olarak da düşünmek lazım. Yani küresel çapta Amerika-Çin rekabeti içerisinde de düşünmek lazım. Amerika'ya şunu gösterdi. Orta Doğu'da kaos hiçbir zaman için işe yaramıyor. Yani Bush döneminde tabii şöyle bir durum söz konusuydu. İşte Irak'ta mesela kaos yaratıldı ve Amerika bunu bu şekilde yönetmeyi tercih etti. Akbaharı döneminde işte Libya'da gördük, diğer yerlerde gördük. Bunu bu şekilde yönetmeyi tercih etti. Fakat görülüyor ki bu hiçbir şekilde verimli olmuyor. Yani bu ülkelere de fayda getirmiyor. Amerika'nın herhangi bir şekilde ilişkide olduğu ama ticari ama diğer alanlarda ilişkide olduğu bu ülkelerle bu ilişkisine de zarar veriyor. Ve Putin bunu çok büyük bir sabır göstererek yıllar içerisinde kabul ettirdi. Ve zannediyorum Trump'ın pragmatik birisi olduğunu da biliyoruz. Trump da bunu gördüğü için bir şekilde artık meselenin bu şekilde yani bir karşılıklı anlayış içerisinde Rusya ile çözülmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Şu anda artık Putin'in mesela bölgede gerçekten de çok büyük bir etkinlikle sözünü dinleten lider olduğunu ya da Rusya'nın aynı şekilde böyle bir devlet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, şimdi Adana mutabakatını da sormak istiyorum Musa sana. 98 tarihli bir mutabakat. Evet. Mısır var işin içinde. Bill Clinton'lı Amerika'nın bir imzası var. Şimdi bir revize edilmesi belki gerekiyor. İşin içine Rusya'nın da dahil edilmesi için. Bu Adana mutabakatına atıfta bulunmuş olması bu 10 maddelik belgenin içerisine Türkiye'nin bölgede kendisini artık daha legal bir ülke hissetmesi anlamına gelir mi? Böyle yorumlayanlar var çünkü. Daha nasıl bir ülke? Legal yani yasa. Legal evet. Yani evet, tabii, yaptığı bu sınır ötesi evet. Operasyonun daha anlamı olduğunu işte tabii. Bu mutabakat çerçevesinde bu operasyonu yaptığını tabii. Söyleyebilecek hale tabii. Gelir mi Türkiye? Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Anlaşma şöyle iki taraflı. Yani bir taraftan şimdi dün mesela Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın cephede yapmış olduğu bir açıklama var. Yani Türkiye'nin işte varlığını kabul etmeme, Erdoğan'ın işte Suriye topraklarını işgal etme niyeti gibi bir takım iddiaları gündeme getirdi evet. Esad. Fakat şunu da görüyoruz. Suriye ile Rusya'nın birlikte hareket ettiğini düşünecek olursak bu anlaşmayı Suriye'nin de hayata geçirmek istediğini görüyoruz. Evet. Diğer yandan tabii şey de var. Türkiye açısından da aynı zamanda bu anlaşmanın hayata geçmesi Suriye'nin artık muhatap alınması demek tekrar. Çünkü anlaşma yapılan ülke Suriye ve bu anlaşmanın hayata geçirileceği topraklar da Suriye toprakları. Daha önce aslında anlaşmanın bence en kritik maddesi de şu. O bölgenin güvenliğini Suriye ordusu değil Türk ordusu sağlayacak. Hatta o nedenle mesela krizin başlarında yani 2011'e kadar Suriye'nin Türkiye sınırında çok önemli bir konuşlanması yoktu şeyin Suriye ordusunun. Evet. Daima o ordu daha güneyde konuşlanmış durumdaydı. Dolayısıyla Suriye şu anda daha önceden Türkiye'ye emanet ettiği o sınırların şu anda tekrar Türkiye tarafından bir şekilde güvenlik altına alınmasını da kabul etmiş oluyor zımnen. Evet. Diğer taraftan Türkiye'de artık benim daha önceden bir anlaşmam var ve bu anlaşmayı hayata geçirdiğim için ben meşru bir zemine dayanarak şu anda Suriye'de bulunuyorum diyor. Burada çıkacak tek pürüz bence ileride şu olabilir. Türkiye ne kadar kalacak orada? Evet. Yani belki önümüzdeki dönemdeki tartışılacak konu bu olacak. Peki Musa... Münbiç ve Tel Rifat'tan bahsediliyor bu muhtırada ama Kobani yok, İdlib yok. Daha da önemlisi belki IŞİD örgütünden bahsedilmiyor. Bunları neye bağlıyorsun?
Yani bence artık IŞİD askeri bir mesele, yani evet, polisiye bir mesele. Bu kesinlikle çözülebilir. Çünkü IŞİD'in daha önceki gücü yok. Yani bir takım istihbarat örgütlerinin IŞİD'i kullandığına yönelik çok ciddi iddialar vardı. Şimdi evet, artık bunlar kalmadı ortada. Bu bir. İkincisi İdlib tamamen ayrı bir mesele. Yani bir coğrafya olarak ayrı bir mesele. Kobani ve diğer bölgelerse şu anda zaten Suriye ordusunun konuşlanmış olduğu bölgeler, evet, ve bu yapılan yeni anlaşmaya göre, yani daha önce Türkiye'nin mesela Kobani'de dahil olmak üzere Fırat'tan Irak sınırına kadar 30 kilometre derinliğinde ve kesintisiz bir şerit hedefi vardı. Fakat şu anda zaten fiili olarak Rusya'nın dün işte Türkiye ile yapmış olduğu mutabakatın da öngördüğü şekilde Suriye ordusu orada. Şu olabilir, Suriye ordusu biraz geriye çekilir oradan, Ruslar oraya yerleşir, evet, ve diğer kesimler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bu nedenle buraların hani özellikle belirtilmemiş olması çok da şey değil bence. Çok da büyük bir boşluk yaratmıyor. Hı hı. Ama dediğim gibi yani IŞİD askeri bir mesele, İdlib'se tamamen bağımsız olarak ele alınacak olan bir mesele. Belki de ileride Türkiye ile Suriye arasında bu yeni bir kriz yaratabilir ama zannetmiyorum. Belli bir süre sonra Türkiye'nin çekileceğini zannediyorum. Hı hı. Musa, şunu da sormak isterim. Artık bu mutabakatlar dışında bir şeyi de konuşmamız lazım belki. 30 Ekim'de yapılacak olan Cenevre görüşmelerini, yani anayasa, Suriye anayasası ile ilgili komitenin, toplanacak olan komitenin görev alanını konuşmak lazım. Çünkü zaten bu mutabakatın içerisinde var. Bir şekilde girmiş durumda. Burada Suriye'nin istedikleriyle Türkiye'nin istedikleri bir şekilde ve İran'ın bir şekilde uyuşuyor mu? Çünkü Rusya'nın istediği şeylerden bir tanesi Kürt gruplarının, YPG, PYD gruplarının bir şekilde Suriye anayasası içerisinde yer alması. Dolayısıyla artık bir terör örgütü şeklindeki tarif edilmesinde son bulması ve Türkiye'ye yönelik tehdidinde bitmesi. Bu gerçekleşebilir mi acaba? Gerçekleşebilir. Şu iki noktaya dikkat etmek lazım. Bir tanesi aslında Cenevre'de önce Viyana'da bir görüşme yapılmıştı. Ve o dönemde Sergey Lavrov'la Hillary Clinton arasında çok ciddi bir tartışma söz konusu olmuştu. Evet. Ve sonrasında Cenevre'de de devam etti bu. Bunun da sebebi şu, Batı ülkeleri Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın şeye devam etmemesini, yani siyasi hayatının bitmesini istiyorlardı. Hmm. Rusya ise buna Suriye halkının karar vermesini ve bunun da seçimler yoluyla olmasını dayatıyordu. Diğer taraftan tabii Kürtlerin durumuyla ilgili olaraksa, anayasadaki durumuyla ilgili olaraksa, Soçi'nin Astana görüşmelerinin ilkinde Rusya bir öneride bulundu fakat bu Türkiye'nin şiddetli itirazı nedeniyle geri çekildi. Hmm. Şimdi bu ikisinin de aşıldığını görüyoruz. Yani artık Türkiye'nin mesela işte Esad'ı devirmek gibi bir şeyi yok, amacı yok. Zaten dediğim gibi yani bu Adana şeyle dünkü mutabakatla birlikte artık muhatap alınacak, resmi olarak alınacak. Hmm. Diğer taraftan tabii Astana görüşmeleri de şimdi yeni bir şeye evrilmiş oldu. Ve böylece Türkiye bir şekilde Kürtlerin ama Suriye'nin ve Rusya'nın kontrolü çerçevesinde anayasada yer almasını kabul edecek. Dolayısıyla onlar da hani bir şekilde legalize olacaklar ve aradaki sorun ortadan kalkacak. Bu anlamda baktığımız zaman evet, yani bu ülkelerin birbirlerine yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Evet, son olarak şunu sorayım Musa, çünkü hep mutabakatın artık ötesini konuşmamız gerektiğini düşündüğüm için oluşturulacak güvenli bölgeye sığınmacıların gönüllü ve güvenli bir şekilde gönüllü olanların ve güvenli bir şekilde sığınmacıların yerleştirilmesi söz konusu. Biz geçtiğimiz günlerde ve biraz önce de Sarkis Kasaryan'la görüştük. Bölgede olan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız, o bunun çok zor olacağını, bu yerleşmenin, çünkü Ahmet'i evinden çıkartıp Muhammed'i yerleştirmenin mümkün olmayacağını söyledi. De bölgeyi çok iyi tanıyan bir gazeteci olarak ne düşünüyorsun? Aynen, bu kesinlikle doğru. Şöyle bir şey var, yani Türkiye'den bir örnek verelim. Yani şimdi siz insanları işte Antep'ten, Kars'tan, Van'dan, İstanbul'dan, şuradan buradan alıyorsunuz. Başka bir ülkeye götürüyorsunuz. Sonra hepsini toplayıp bir tarafta diyorsunuz ki bunların hepsini ben Edirne'ye sıkıştıracağım. Evet. Yani bu insanların kendi yaşadıkları topraklar, bir habitat var, komşuları var, akrabaları hala orada. Evleri orada, mülkleri orada, arabaları, tarlaları, iş yerleri falan hepsi orada zaten. Ve bu insanlar bir şekilde kendi memleketlerine dönmek istiyorlar. Hani evet, bir doku yüzmazlığı olacaktır. Yani teknik olarak da yanlış. Hani siyaseten herkesin kabul ettiğini düşünelim.
sadece insani açıdan düşündüğümüz zaman bile evet. böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Üstelik bu sefer şöyle bir şey de var. Türkiye daha önce 440 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı hedeflerken şimdi bundan çok daha azında hakimiyet sağlayacak. Dolayısıyla bu insanların oraya yerleştirilmesi mümkün değil. Zaten dikkat edelim, önceden hep şey deniliyordu, göndereceğiz deniyordu. Sonra da gönüllülük ifadesi evet. kullanmaya başlandı ki bu da zaten herkesin bu gerçeği gördüğü anlamına geliyor. Peki Suriye ile Türkiye yakınlaşması bu mutabakat sonrası? Fiziken mümkün olabilecek mi olmayacak mı onu bilemiyoruz. Yani Esad ve Erdoğan görüşmesi ne dönüşür mü dönüşmez mi bunu zaman gösterecek. Bu hemen çok kısa zamanda evet, olabilecek evet. bir şey değil. Ama bunun ilk adımının atıldığını bu mutabakat sonrasında söyleyebilir miyiz Musa? Tabii söyleyebiliriz. Yani artık bundan sonra iki ülke arasında görüşmeler zannediyorum bu vitrine çıkartılmadan önce yani ilk aşamada yapılacak. Yani Esad işte Erdoğan çok zor çünkü birbirlerine karşı çok iddialı ifadeler kullandılar ki aynı zamanda sembolik önemi de var. Yani bu kadar savaştan sonra işte Esad'ın Erdoğan'la el sıkışması keza bunun tam tersi bir sembolik önemi de var. Bu nedenle bu hemen olacak bir şey değil. Fakat heyetler arasında, teknik heyetler arasında, askeri heyetler arasında bir takım görüşmelerin olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Bu da zaten iki ülkenin temaslarının başladığı anlamına gelir ki zannediyorum ilk işte yapılacak işlerden bir tanesi Kesep tarafındaki yani Yayladağ tarafındaki sınır kapısının açılması ve diğer bir iki daha sınır kapısının açılması ve ondan sonra da yavaş yavaş öncelikle vatandaşların temasıyla birlikte böyle bir serbestlik sağlanacak gibi görünüyor. Çok teşekkürler. Gördüğün gibi 9 Ekim sonrası artık çatışmalardan söz etmememiz bile çok önemli. İki önemli ülkeyle evet. Türkiye'nin bir mutabakat yapmış olması birer hafta arayla önce Amerika sonra Rusya ile ve bu boyuta gelmiş olması çok önemli. Senin de zaten ifadelerin yorumlarından ben onu hissediyorum. Sonuna doğru bu konunun geldiğimizi ve artık bir masaya oturmanın ya da işte sığınmacıların evlerine dönmelerinin konuşulması gerektiğini düşündüğünü hissediyorum galiba öyle. Evet kesinlikle yani artık çünkü gerçekten iki taraf da bu işin sonunun olmadığını görüyor. Yani Türkiye Suriye'deki hiçbir planını şu ana kadar uygulayabilmiş değil. Yani işte Esad'ın devrilmesi, Müslüman kardeşlerin de ortak olduğu bir iktidarın sağlanması gibi bir takım hedefler olmadı. Olmayacak da zaten. Keza buna karşılık Suriye'de artık bu savaşın sona ermesi gerektiğini düşünüyor Suriye yönetimi. Çünkü yıllardır devam ediyor. Vatandaşlarının önemli bir bölümü dışarıda. Aynı zamanda ülke içerisinde de göç etmiş 7 milyon insan var. Bunlar hepsi başka şehirlerde yaşıyorlar. Ve bütün bunların normale dönmesi için de Suriye'de artık yeni bir dönemin başlaması gerektiğini düşünüyor. Uzun zamandır zaten telaffuz ediliyordu bu. Zannediyorum bundan sonra belki yavaş olacak en başlarda. Zor olacak, bazı mutlaka sorunlar çıkacak ama artık bu yola bence girildi. Çok teşekkürler Musa. Katıldığın için programımıza eksik olma görüşlerini bizimle paylaştığın için kolay gelsin. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Şirin Payzun. Merhaba. Biraz gecikmeli geldim, özür diliyorum. Elde olmayan nedenlerle. Şirin Payzun'u tanıtmama gerek var mı ekran başındaki arkadaşlarımıza? Sonuçta yılların gazetecisi, habercisi, beraber birlikte yıllarca bu kamera karşısında görev evet. yaptık, kamera arkasında görev yaptık. Hala da mesleğimizi sürdürmeye aynen devam öyle. Ediyoruz mümkün olduğunca. Bir toplantıdaydın galiba, onun bir gecikmesi. Ya maalesef gecikerek benim de maalesef Türkiye'de böyle bir adet var. Hiç kimse saatinde toplantıları başlayıp toplantıları zamanda bitiremiyor. Biz zamanda başladık ama. Biz televizyoncular ve gazeteciler her şeyi zamanda yapıyoruz. Tamam. Sorun siyasetçiler evet. ve iş adamları mümkün ya da iş kadınları. Mümkün onlara mesafeli şeyinde, olmamızda evet, fayda aynen. var. Biz gazeteciler kendi aralarımızda. İstanbul trafiği tabii insanı zorluyor. Neyse bazen. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çünkü koştura koştura. Hayırlı uğurlu olsun Babali TV. Gerçekten bir dijital medya daha aramıza katıldı. Gelecek ne varsa var. Dijitalde var diyoruz zaten. Gelecek bizde diyoruz daha doğrusu.
Hayırlı uğurlu olsun. Evet, sen de uzun bir süreden beri T24'te bu dijital ortamda haberciliğini sürdürmeye devam ediyorsun. İlgi alaka giderek artıyor. Çok. Başlattınız, biz de mümkün olduğunca devam etmeye çalışıyoruz. Ben ciddi şekilde Türkiye'deki merkez medyanın artık dijitale kaydığını düşünüyorum. T24'te çok önemli bir boşluğu doldurduğumuzu düşünüyorum ki işte Babali TV gibi diğer dijital internet gazeteleri ya da video içerikleri platformları gibi YouTuber'ları biraz daha ayrı tutuyorum. Çünkü YouTuber'lar daha bireysel işler yapıyorlar ama bizim gibi güç birliği yapmış platformların giderek daha fazla seyirciye ulaştığını düşünüyorum. Ve gerçekten özlenilen gazetecilik etiği ve de kuralları içinde yapılan bir gazetecilik ve habercilik, bu çok önemli ve yurt dışından da büyük ilgi görmeye başladık, destek görmeye başladık. Desteklerken maddi destekten bahsetmiyorum. Yani haberciler açısından, davet edilme açısından olayları izliyoruz falan. Bu çok çok önemli. Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin hala yaşadığını, yaşatıldığını görmeleri açısından da çok önemli. Yani bütün bir ülke şu anda mevcut iktidardan oluşmuyor. Mevcut iktidarın dışında da bir dünya var Türkiye'de. Sivil toplum var, gazeteciler var ve bu çok önemli. Mevcut iktidarın güdümünde olan medyanın da izlenmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii, onlar hazineden besleniyorlar. Bir şekilde onlar da dijital ortamdaki televizyonları, internet ortamındaki siteleri izliyorlar. Çünkü haberi buralardan almaya başladılar. Kesinlikle. Sonuçta. Ya şimdi biraz önce konuşuyordunuz. Mesela Suriye meselesinde Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı yok pardon artık ama İstanbul Havalimanı özlediğimiz için hala ağzımızda, dilimizde kalmış. İstanbul Havalimanı'na gittiğinizde bakıyorsunuz televizyonlar açık ve hepsi şu anda ben onlara gerçekten hazineden ve örtülü ödenekten beslenenler diyorum. Bütün o kanalları hepsi canhıraş yayın yapıyorlar. Ama gerçekten anlatılması gerekenlerin hiçbiri yok. Bizler hep birlikte bunun artısıyla eksisiyle anlatıyoruz. Bu demek değildir ki illa da iktidarın eleştirilmesi için buradan yola çıkarak habercilik yapıyoruz. Hayır. Derdimiz ne iktidarı sürekli eleştirelim, ne onlara işte bir karşı pozisyon alalım. Çünkü o basında var ve o da yanlış bence. Yani bu ekstremlerin o ekstrem arasında olmamamız gerekiyor. Tek beslenme noktası AK Parti, tek beslenme noktası iktidara vurmak olan basında değil bizim işimiz. Ortadan gerçeklere ve olgulara dayanan habercilik. İyi ki bizler varız ki bu Suriye'de yürütülen askeri operasyonun artısı nedir, eksisi nedir, ne alındı, ne kaybedildi, orada gerçekten ne oldu, dünya nasıl bakıyor, bunları azıcık anlatabildik insanlara. Yoksa bir baksanız zannederseniz yani hep birlikte toplu olarak yürüyelim arkadaşlar. Tabii. Öyle bir dünya yok tabii ki. Yok tabii. O zaman şuradan biraz bahsedelim mi? Sen de bir dış haberci olarak bu iki ülke arasında yapılan mutabakat konusuna nasıl bakıyorsun? Sonuçta 9 Ekim'de başlayan bir operasyonun sonuna gelinmiş görünüyor. En azından şu ana Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama en azından o şekilde. Hani önemli bir şey görülürse yine operasyona devam edilir dendi ama hem Amerika hem de Rusya ile yapılan bu iki ülkeyle yapılan anlaşma sonrası ne bölgeden ne bekliyor bizi? Zelal'le ben şöyle bakıyorum, bu mutabakat bugün yapılmadı, o zaten yapılmıştı. Yani bunu iç siyasete yönelik olarak belki iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da ülkelerin hepsi Rusya'da. Evet, yani bunu sanki Türkiye'nin müferit olarak başlattı ve şu anda tabii ki bunu bir zafer olarak ya da işte bir büyük bir elde etme ya da kazanç olarak anlatacaklar yine iç siyaseti, ama bu zaten aslında yapılmış bir anlaşmanın malumun ilanı gibi oldu. Yani ben bu Türkiye'nin operasyon, yani iktidarın başlattığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı operasyonun da aslında Rusya'nın onayı olmadan, Amerika'yla bu işin pazarlığı yapılmamış olmadan başlayamayacağını düşünüyorum. Ben hatta Trump'ın mektubunun bile bu anlamda acaba onun bile arkasında ve önünde çeşitli konuşmalar, pazarlıklar demeyeceğim ama çeşitli konuşmalar, çeşitli uzlaşmaların bir sonucu muydu diye bakmak lazım. Yani Amerika bugün hem iyi polisi hem kötü polisi oynuyor gibi bir durum var. Dolayısıyla ben
Rusya ile Amerika'nın da daha önceden konuştuğunu ve bu gelinecek sonuçla ilgili bir fikir birliğinde olduklarını, Rusya'nın bilgisi dahilinde Amerika'nın askerlerini oradan çektiğini, evet, ve Rusya'nın da buna okey verdiğini. Yani bir şekilde dolaylı olarak Amerika-Rusya, evet, arasında yani bir anlaşma oldu. Bence baştan bir anlaşma vardı. Yani Amerikalılar, Trump zaten Trump'ın seçim döneminde de Rusya ile ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Zaten Amerika'nın iç siyasetinde bu bir unsur yani Trump-Rusya-Putin ilişkileri. Başından beri Amerikan derin devleti ya da devleti diyelim, establishment'ı yani devlet kurumları Trump'ı Putin'den fazla içli dışlı olmakla suçluyorlardı. Dolayısıyla onların arasında bir fikir alışverişi olduğu kesin. Seçim kampanyasını bile Trump'ın bu yüzden neredeyse yargılanmaya kadar gidecekti. O tabii işin başka tarafı, Trump'ın kendi iç siyasetini ilgilendiren bir taraf, ama ben bu Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda Rusya'nın bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın desteğiyle olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten Amerikalılar oradan çekilirken Rusya orada ne plan uygulayacağını, nasıl bir plan uygulayacağını bence biliyordu. Ve bunun da önlemlerini aldı. Ha, Türkiye'ye de belki küçük bir manevra alanı tanıdı. Hem bu operasyonu kendi iç siyasetine satabilsin, işte ne bileyim oy verenlerine bunu anlatabilsin diye. Bizim de bugüne kadar alışık olduğumuz şekilde iktidar da bunu süsledi, püsledi. İşte bunun bir Türkiye'nin ne kadar büyük zaferi olduğunu olarak anlattı. Burada en çok üzülmemiz gereken 50'den fazla şehidimiz var. İktidara yakın isimler ya da iktidarın isimleri bunu küsur olarak adlandırılıyorlar, ama askerlerin ölümü bir küsurat olamayacağı için bunu da hakikaten burada koymak lazım. Yani bu operasyon sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gencecik askerleri kaybettik. Ve bu tabii ki çok üzücü bir durum. Ve İlnur Çevik'in formüle ettiği gibi ama çok büyük de kazanımlarımız oldu. Orada müteahhitlerimiz inşaatlar yapacak. Evet. Bu da tabii çok talihsiz bir açıklama iktidar açısından. O zaman buna şu akıllara getiriliyor. Yani nasıl yani? Biz şu kadarcık bir alanda 3-5 müteahhit zengin olsun diye buraya girdik. Yani bunu bir taraftan da iç kamuoyunu anlatırken çok kötü formüle ettiklerini düşünüyorum. Komünikasyonunu, iletişimini kötü yaptıklarını düşünüyorum. Tabii ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaki gazetecileri, mahiyetindeki gazetecilerini bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu anlaşmış Soçi anlaşmasının, ama aslında bu Rusya'nın adım adım devreye koyduğu bir Suriye planı. Ve bugün kabul etsek de etmesek de dün o masada Beşar Esad da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gittiği saatlerde Beşar Esad'ın İdlib'de olması ve Suriye'nin Suriye'deki Türkiye varlığını kınaması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne bir kez daha atıfta bulunması ve Erdoğan'ın da Soçi'ye gitmeden önce basın toplantısında biz zaten Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayızın altını kalın çizgilerle çizmesi. Mutabakatta da yer verilmiş olması. Evet, aslında Türkiye'ye diyor ki Rusya, birinci madde, git Esad'la masaya otur ve bu sorunu çöz ve de bundan sonra da Esad oradan gidecek gibi hayaller kurma. Rüyanda bile göremezsin bunu. Evet. Sonuçta döndük dolaştık ne oldu bu kadar yıllık Suriye Savaşı'ndan sonra? Halep'te namaz da kılınmadı. Tarihte yerini alamayacak denmişti Esad için. Tarihte de yerini aldı ve bu savaşın kazananlarından bir tanesi de sevelim sevmeyelim. Yani tabii ki Esad'ın yaptığı kıyımlar, insan hakları ihlalleri, vahşetler, kendi ülkesinde çocukların ya da sivillerin üzerine açtığı ateşler, ki buna Rusya'nın da payı var. Hı-hı. Rusya'nın bombardımanları da pek farklı durumda değil yani. Bunu söylememek gerekiyor burada da. Ama geldiğimiz, dayandığımız noktada bakıyoruz ki Esad tarihten silinmediği gibi yakın dönemde ben doğrudan görüşmelerin, yani dolaylı var zaten ama doğrudan görüşmelerine başlayacağını düşünüyorum. Evet, belki önümüzdeki dönemde onu konuşacağız. Çünkü bu en son birliktelik Rusya ile Türkiye arasında adım adım Türkiye'nin Şam ve Ankara'nın artık doğrudan görüşmeye başlaması gerektiğini gösteriyor. Çünkü Adana mutabakatına atıfta bulunuyor ki bu da 98 tarihli bir anlaşma. Evet. Bunun bir tarafı Türkiye, öbür tarafı Suriye. Sonuçta bir araya gelecekler. Rusya'nın istediğinin, daha doğrusu söylediğinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Herhalde senin bu tespitlerin doğru. Çünkü Rusya başından beri bunu söylüyordu ve iki tarafı da bir araya getirecek. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta açıklama yapıyor. Diyor ki ya bu diyor
oradaki diyor SDG'ye diyor, YPG'ye diyor, Kürtler Kürtler diyor, yani YPG YPG diyorsunuz oradaki Kürtlere atıfta bulunurken, yapmayın bunu. Oradakiler Kürtler, Kürtlerle bizim ilgili bir problemimiz yok. İşte bu YPG diyerek onlara, SDG diyerek esas Kürt vatandaşlarımıza, Kürt kardeşlerimize haksızlık yapıyorsunuz. Evet ama... Yani doğru, orada farklı Kürt oluşumları var. Belki bütün Kürtler YPG'nin ya da PYD tarafından temsil edilmiyorlar ama vakti zamanda siz bu şansı kaçırdınız. Hı-hı. Salih Müslim askeri kanadı temsil etmiyordu. Sivil bir siyasetçiydi. Buraya çağırdınız. O dönemdeki o diyalog olumlu karşılanmıştı. Buraya geldi. Hatta hiç unutmuyorum. Ben o dönem yayın CNN Türk'te yayın yaparken Salih Müslim'le röportaj yapmak istedik. O da kabul etmişti. Hı hı. Salih Müslim'le Kopenhag'dan bağlanmaya çalışıyoruz. Bir türlü yayın noktasına gelmiyor. Telefonlara da açmıyor, cevap vermiyor. Ya bir türlü gelemedi. Çünkü o da Türkiye'yle olan diyaloğu anlatacaktı ve hakikaten yoğun görüşmelerin gittiği bir dönemde, aynı seninle yaptığımız yayınlar gibi. Evet. Kopenhag'dan Salih Müslim'den bağlanacağız derken bir haber geldi. Meğerse Ankara'da MIT'le görüşme yapıyormuş. Biz orada yayında bekliyoruz. Salih Müslim Ankara'da. Şimdi bu diyaloğu koparan Türkiye oldu. Evet. Yani zaten oradaki Kürtleri, Kürt siyasi, sivil siyasetini silahlı mücadeleye indirgeyen Türkiye'nin tavrı oldu. Oysa oradaki sivil siyaseti, oradaki sivil siyasetin aktörlerini bir muhatap olarak kabul etseydi ve akıllı politikalar yürütseydi, oradaki Kürtleri muhatap alsaydı, kendi içindeki Türk-Kürt sorununu da çözerek, oradaki Kürt oluşumlarından, sivil siyasetin yükselmesinden, orada sivil bir demokratikleşmenin yürütülmesinden yana olsaydı Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği olmayacaktı. Yani bütün dünya siz Kürtlerin üstüne yürüyorsunuz demeyecekti, hı hı, Türkiye için. Ve gerçekten de oradaki Kürtlerin sivil inisiyatifi de terörlü mücadeleye indirgenmiş olmayacaktı. Ama bugün bu havanın ortaya çıkmasında Türkiye'deki iktidarın söylemlerinde büyük payı olduğunu düşünüyorum. DEAŞ'la ilgili olarak da demiş ki işte DEAŞ'ın içinde birçok başka oluşum var. Bugün bence Türkiye'nin önündeki en önemli sorunlardan bir tanesi, mücadelelerden bir tanesi ve çok büyük bir sorumluluk alıyor. Eğer IŞİD'le mücadelede en ufak bir zaafa uğrarsa dünyanın çok büyük ve Rusya'nın da dahil olmak üzere tepkisini çekecektir. Rusya'nın bugün belki de en korktuğu şey o cihatçıların tekrardan Rusya'nın içine dönmesi, Çeçen kökenlilerin, diğer ülkelerden olanların. Ve eğer bu mücadelede en ufak bir zaaf gösterirse iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok büyük sorunla karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugün Kürtler kadar hassas olan Avrupa daha da fazlasıyla IŞİD terörüyle ilgili olarak çok hassas. Hı hı. Ve aynı şekilde mesela Suriye Özgür Ordusu, şimdi Milli Ordu dediler. Bu oradaki savaşçıların ne olacağı, bunlar Türkiye'de mi kalacaklar, bundan sonra nasıl olacaklar? Cumhurbaşkanı Erdoğan onlardan bahsederken kardeşlerimiz diyor. Oysa biliyoruz ki bu cihatçı oluşumlar Türkiye tarafından eğitildiler, tamam. Şu anda Suriye Milli Ordusu adı altında Türkiye'nin desteğiyle, hı-hı, ve koalisyonun da desteğiyle orada operasyondalar. Ama 3 gün sonra yatay geçişler çok sık oluyor. Tabii. Bunlar paralılar, paralı cihatçılar. 3 gün sonra IŞİD kanadına geçmeyeceklerini malum. IŞİD'le iç içe geçmeyecekleri malum, ne malum. Türkiye ayrılan o bölgede, güvenlikli bölgede kontrol altında kalacaklar mı? O silahlar nasıl, ne olacak? Türkiye'ye girişler çıkışlar nasıl olacak? Bunların yansımaları nasıl olacak? Bu konularda da Türkiye'nin çok ciddi envanter çalışmaları yapması gerekiyor silahlar, hı, konusunda. Ve çok ciddi şekilde hem iç kamuoyunu hem de uluslararası kamuoyunu tatmin edecek bir IŞİD'le ve cihatçı örgütlerle, silahlı örgütlerle, terör örgütleriyle mücadele planı ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir Skype bağlantısı yapacağız. Kısa bir bağlantı olacak. Moskova'ya uzanacağız. Doçent Doktor İkbal Düre Skype bağlantımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Merhabalar. Şimdi Şirin Payzın'la birlikteyiz. Yayın konuğumuz aynı zamanda. Konu tabii ki dünkü Soçi görüşmeleri ve varılan mutabakat. Ama bunun da aynı zamanda bu mutabakatın aynı zamanda olası önümüzdeki günlerde bize getireceği gelişmeler. Siz ne diyorsunuz? Rusya'nın tabii burada hakkını teslim etmek lazım. Başından beri söylediği bir şekilde gerçekleşmiş durumda ve yavaş yavaş da belki ekstrem olarak
uç olarak düşündüğümüz Erdoğan Esad buluşması bile önümüzdeki dönemde, belki çok kısa olmayabilir ama, gerçekleşecek gibi. Siz ne diyorsunuz? Moskova'dan nasıl görünüyor? Bugünkü gazetelere biraz göz attık. Tabii ki Putin'in başarısından söz ediyorlar. Hiç kuşkusuz Putin'in başarısı. Şöyle, eğer tez olarak dünkü görüşmenin sonuçlarını açıklarsak, diyebiliriz ki Türkiye için daha iyisi olamazdı. PYD için ve genelde Kürtler için Suriye'de daha kötüsü olabilirdi. Rusya içinde bu var olan yeterli. Tez olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında bir gerçeklik daha ortaya çıktı. O da şu: Türkiye ve Rusya var olan askeri, politik ve ekonomik ilişkilerini Suriye'deki bazı çelişkiler yüzünden bozmayacaklarını dün bir kere daha teyit etmiş oldular. Bu da önemli. Tabii bunun yanında bazı belirsizlikler hala var. Suriye krizi hala çok bilinmeyen bir denklem olmaya devam ediyor. Ama dünkü anlaşmadan sonra bu denklemin çözümünde daha hızlı yol alınabilir. Tabii ki provokatif olaylar da olabilir. Rusya buna hazır. Çünkü dünkü anlaşmaya İran ve her ne kadar olumlu ise de, bu daha çok mecburiyetten kaynaklanan bir olumlu tepkiye benziyor. Onun için gelişmeleri seyretmeye devam etmek lazım. Ama dünkü anlaşma sahaya şu an kısa vadede olumlu yansıyacaktır. Siz Rusya'nın son 5 senedir yaptığı diplomatik, ince diplomasiyi herhalde orada çok daha yakından görüyorsunuz. 2014 sonrası Kırım'ı istilası ve Doğu Ukrayna'daki o çatışmalar sonrasında Batı'yı tamamen karşısına almıştı. Ambargolar başlamıştı Rusya'ya. Fakat bu 5 sene içerisinde bölgenin en çok güvenilen ülkesi ve bir haline geldi. O çok önemli. Görüyoruz ki başı sıkışan Orta Doğu'da özellikle ülkeler Rusya'ya başvurmaya başladılar. Nasıl yorumluyorsunuz? Bu diplomasiyi çok başarılı buluyor musunuz siz de? Rusya'nın diplomasisi son yıllarda tabii gözle görülür ölçüde başarılı. Tabii ki Rusya'nın bir şansı var. Rusya'nın ince diplomasisinin başarı olmasında Trump'ın kalın diplomasisi de büyük rol oynuyor. Tabii böyle bir şans da var. Ama buna rağmen dediğim gibi Rusya'nın başarısında bir başka etken de bölgeyle ilgili Amerika'ya göre daha eskiye dayanan, daha derin ilişkilerini kullanabilecek yeni diplomat ekipleri şu anda iş başında. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği döneminden beri bölgeye çok hakimdi Rus dönemi. Yeltsin, Gorbaçov döneminde bir takım sorunlar yaşadılar. Ama Putin dönemiyle beraber bu ekip tekrar harekete geçti ve bölgedeki ilişkilerini çok iyi kullanıyorlar. Yani yumuşak gücü Rusya bölgede iyi kullanmaya başladı. Evet. Çok teşekkürler bağlantı için. Bize önemli bilgiler verdiniz. Rusya hakikaten bugün hem Amerika basınının hem Avrupa basınının yıldızı halinde sanki. Putin'den çok fazla söz ediliyor. Zafer Putin'in şeklinde başlıkları gördük biz. Herhalde Moskova'daki gazetelerde aynı şekilde başlıkları atmışlardır. Belki daha da fazla. Evet. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için İkbal. Ben teşekkür ederim. Yani insan şimdi bu Putin'in yükselen yıldızına ve Rusya'nın nasıl bir güç haline geldiğine bakınca gerçekten Trump'ın seçilmesinde parmakları vardı dedirtiyor. Ama tabii bu arada tabii Batı'nın da kendi derdine düşmüş olmasının çok büyük nedeni var. Çünkü aynen, NATO'da ülkeler artık anlaşamıyorlar. Avrupa Birliği zaten ne yapacağını şaşırmış durumda. İngiltere ile baş edemiyor. Kendi üye ülkelerde sorunları var. Bir ortak dış politika oluşturmakta çok zorlanıyor ve zayıf kalıyor. Burada yükselen yıldız da bundan çok, tabii ki yükselen yıldız bu nedenlerle olmuyor ama bundan iyi bir şekilde yararlanan Rusya da bölgede hakimiyetini sürdürmeye başladı. Çünkü bütün ülkelerle iyi ilişkilerde. Mısır, İran,
Irak ve özellikle de Türkiye ile olan ilişkilerini çok iyi tutmuş olması. Yani önemli. Bence Amerika artık küresel bir güç olma, yani Trump kaldığı müddetçe bu şekilde gidecektir diye düşünüyorum. Ama baktığımız zaman Amerika'daki önümüzdeki başkanlık seçimlerine de gerçekten Trump'ı da zorlayacak bir aday da şu anda gözükmüyor. Hı hı. Dolayısıyla Amerika'nın o hani pırıldayan parlak yıllarına dönüş sinyalini göremiyoruz. Yani dış politikada da çok Amerika tıkanmış durumda. Şu anda dünyayla ilgilenmek yerine kendi iç problemlerine uğraşmakla meşguller. Adaylar da öyle. Yani Rusya'nın oyununu çok iyi oynadığını görüyoruz. İran tabii her zamanki gibi çok önemli bir diplomatik satranç oyuncusu. Fakat ben İran'ın da Rusya'nın da İran'ın çok fazla orada etkili olmasını istemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani İran bugüne kadar meseleyi iyi götürdü, akıllı oynadı. Türkiye'de bu yani her şeyde bu Suriye meselesinde çok böyle üçlü mekanizmalar kuruldu falan ama yavaş yavaş İran'ı da elimine ederek yani Rusya'nın tek bölgedeki önemli bir güç haline gelmeye başladığını göreceğiz. Kürtler konusuna gelince şimdi YPG bugün açıklaması da var. YPG'den sınırdan çıkmasını garanti etmesini bekliyoruz YPG güçlerinin. Çünkü eğer ya Kürt ordusuyla karşı karşıya gelecekler ya Rus polisiyle. Karşı karşıya gelecekler. Bu sıkıntılı. Dolayısıyla Kürtler oradan çıksın demiş. Ya Kürtler yani Kürt hareketi ve Suriye'deki Kürtler de araziyi çok kolay uyum sağlayabilen ve o anlamda pragmatik bir siyaset götüren yapı. Bunu İran kuzeyinde de gördük Irak Savaşı sırasında. Ben Suriye'de de Kürtlerin bir nokta zaten anlaştılar ama Esad'la daha ve Rusya'yla daha farklı bir politika izleyerek oraya entegrasyona doğru gideceklerini düşünüyorum. Hı hı. Suriye'nin kuzey doğusundaki petrol kaynaklarının Suriye Esad Şam yönetiminin kontrolü altında olmasını istiyor Şam, hı hı. Rusya Putin. Ama ben Esad yönetiminde Kürtleri bir güç olarak içine katacağını ve oranın o gücünden yararlanabilir bölgesel güç haline gelebileceğini düşünüyorum. Yani oyununu daha akıllı oynamaya başladılar. Şimdi bence buradan Türkiye'nin görmesi gereken bir şey var tabii ki. Yani bu hem içte hem dışta bu mücadeleyi ne kadar ve ne şekilde ne kadar zamana kadar götürebilir? Ve de Rusya'nın bu durumunu da ve Esad'dan hiçbir zaman desteğini çekmeyeceğini görmesiyle birlikte Şam yönetimiyle nasıl bir strateji izleyecek bunu da bir plana koyması gerek. Yani dolayısıyla aslında dediğine katılıyorum. Oyun daha şimdi yeni başlıyor. Tabii, çok enteresan günler bizi bekliyor ve bu satranç ve güç oyununun daha henüz bitmediğini, Suriye krizinin çözülmediğini ama farklı bir etaba geçildiğini, farklı bir oyun planına geçildiğini hepimiz göreceğiz diye düşünüyorum. Birazdan senin de değerlendirmeni isteyeceğim bir başka konuya geçeceğim. Onu önemli çünkü biliyorsun Diyarbakır'da çeşitli gelişmeler oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı, 4 başkan tutuklandı. Onlarla ilgili konuyu Hasip Kaplan'la yapılan bağlantıyla irdeleyeceğiz. Ama Şirin Payız'ın bu konudaki görüşlerini de önemsiyorum. Onun için o konuya geçmeden önce dış basında bu konu nasıl yer aldı? Onu bir şekilde aktarmaya çalışayım. Dünyanın gözü bir şekilde Soçi'deydi. Dün akşam biz de geç saatlere kadar bekledik ayrıntıları görebilmek için ama dış basın özellikle de Amerika basını bu konuya önemli bir şekilde yer vermiş. Ve yer verirken de dikkat ettim Rusya ve Putin'e olan övgülerde Amerika basınında yer alıyor. Belki bu ince diplomasi biliyorsunuz Sayın Doçent'in de Moskova'dan söylediği gibi Putin'in Trump'ın kalın diplomasisiyle karşılaştırılınca bir şekilde Amerika'da da takdir görmeye başladı galiba. New York Times'ın haberinin başlığı Rusya ve Türkiye Suriye'deki güvenli bölgede ortak devriye için anlaştı şeklinde. Gazete anlaşmanın Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdiği kanısında Soçi anlaşmasıyla Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı yorumunu yapıyor New York Times. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istediği her şeyi aldığını belirtiyor New York Times. Bu şekilde bir yorum yapmış. Bunun ise bölgenin kontrolünü Putin ve başından beri karşı olduğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bölgenin kontrolünü paylaşmak pahasına
elde edildiğini aktarıyor. Ve Putin'in Suriye'deki hakim güç ve daha geniş anlamda Orta Doğu'da önemli bir güç simsarı olarak ortaya çıktığını yazıyor New York Times. Giderek daha açık bir şekilde görülüyor ki son 4 yıl süresince hava saldırılarıyla Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini kurtaran Rusya, oradaki güç dengesinin de belirleyicisi olacak şeklinde bir yorum yapmış. Washington Post'a geçelim. Rusya ve Türkiye Kürt güçlerinin Kuzey Suriye'deki alandan çıkarmak için anlaşmaya vardı başlığıyla gelişmeleri okurlarına duyurmuş. Washington Post, Soçi anlaşmasının Amerikan askerleri bölgeden ayrılırken ve Amerika'nın nüfuzu azalırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki üstün rolünü de sağlamlaştırdığını yazmış. Financial Times gazetesi Soçi anlaşmasına ilişkin haberine Putin Suriye konusunda Erdoğan'ı etkileyerek yönlendirmeye çalışıyor başlığını atmış. Ve bu gazeteye göre bu anlaşmayla Rusya Suriye'de önemli bir güç simsarı olarak ortaya çıktı. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunu etkilemeye ve yönlendirmeye de çalıştığını belirtmiş gazete. Times ne yazmış? Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik taahhütlerini dile getirmeleri gerektiğini söylemiş. Sayın Erdoğan varılan anlaşmayı Türkiye'de bir zafer olarak lanse edecektir. Artık Türkiye'nin güney sınırında Rojava'da Kürtlerin liderliğindeki devlete benzer bir oluşum yok. En azından askeri açıdan durum bunu gösteriyor. Barış Pınarı harekatı 2 haftadan az bir süre içinde tamamlandı. Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti. Sayın Erdoğan şimdiden kendisini önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında ulusa hitaben zafer konuşması yapacak şekilde konumlandırdı. Batı diplomasisindeki kargaşa Putin'in güçlenmesine imkan verdi. Gazeteye göre Trump yönetiminin Kürtleri yüzüstü bırakması Putin'e Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimini sürdürmesini sağlama fırsatı tanıdı. İngiltere basınına bakalım. Daily Telegraph, Rusya Suriye'nin kuzeydoğusunda hızla Amerika'nın yerini aldı diyor Daily Telegraph. Haberin başlığı Türkiye ve Rusya Suriye'deki askeri harekatı durduracak şekilde anlaştı. Gazeteye göre Soçi'deki görüşmeler Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda en fazla siyasi ağırlığı olan güç olarak hızla Amerika'nın yerini aldığını gösteriyor diyor. Daily Telegraph, Erdoğan ve Putin arasında varılan mutabakatla Kürtlerin Kobani ve Tel Rifat'tan da çekileceklerini belirtiyor. Türkiye'nin bir yıldan uzun süredir bunu zaten talep ettiğini de dikkat çekiyor. The Guardian'a geçelim. Ankara, Moskova'nın Şam'ı ikna etmesinden memnun olacak. Guardian'ın başlığı, Erdoğan ve Putin Türkiye'nin Kürtlere saldırısının durmasını sağlayacak bir tampon bölge oluşturulmasında anlaştı diyor The Guardian. Ankara, Moskova'nın Şam'ı Kürtlerin yerine Suriye'nin kuzeydoğusunda daha fazla alanı kontrole ikna etmesinden memnun olacaktır. Moskova'nın bunun karşılığında Türk heyetinden Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceği konusunda güvence aldığı anlaşılıyor, diyor. Alman gazetesine geçelim. Die Standard. Bu anlaşma Suriye'de Türk Savaşı'nın mantıklı bir sonucu anlamına geliyor. Fakat bedeli Esad rejiminin fiili olarak tanınması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde PKK ya da Esad seçeneklerinin olduğunu savunuyor Stein. Die Standard ve Erdoğan'ın tercihini Esad'dan yana kullandığını belirtiyor. Rus gazetelerine bakacak olursak çoğunlukla Rusya'nın başarısından söz ettiklerini görüyoruz. Bir analist Yevgeni Bey'in yorumuna yer verelim ve bu gazeteleri bitirelim. Rusya durumu tamamen kontrol ediyor. Orta Doğu gibi karmaşık bir bölge konusunda hakimiyetini sürdürüyor. Putin, Erdoğan'a görüşmesi sonrasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da aradı. Sonuçları ve anlaşmaları anlattı. Esad ise varılan mutabakatı benimsediğini ve kabullendiğini söyledi. Bu çok önemli çünkü Suriye ordusu sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ile bir şekilde yakın temas kurabilir. Öyle bir konuşlandırma söz konusu. Bu görüşme oluşabilecek gerginliği de sıfırladı. Türk gücü operasyonunu durdurdu. Kürt örgütleri geri çekildi. Şimdi Türk ve Rus güçleri sınırda birlikte hareket edip artık devreye gezecekler diyor. Raşeta sitesinin bir haberiyle bitirelim. Putin'in sözlerine yer vermiş. Asıl görev PKK'nın tasfiyesi,
ve YPG'nin bölgeden çıkarılması ile Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamak, Putin'in Suriyeli sığınmacıların dönüşü ile başta Türkiye olmak üzere Suriyelileri barındıran ülkelerinde sosyoekonomik yükünün önemli ölçüde azalacağı görüşlerine de yer verdi. Yani Putin artık sadece bu sorunları çözmekle kalmıyor. Aynı zamanda o ülkelerdeki sosyoekonomik sorunlarında üstesinden gelmeye hazır bir şekilde verdiği demeçler o yönde. Ya çok kısa Zeynel, öbür konuya geçeceksin ama aslında yani şunu diyebiliriz herhalde, hani halk deyimiyle ve zamiyane ama halk deyimiyle eşeğimizi kaybettik ve geri bulduk. Evet. Şimdi bu kadar savaşa ne gerek vardı? Yani sonuçta ne oldu? Çok güzel söylemiş, standart söylemiş galiba değil mi? Senin önüne iki seçenek koydular. Kürt kantonları. Evet. Ya da Esad. Esad. Senin o kadar büyük bir Kürt kantonları korkun vardı ki Esad, ya da orada evet. Kürtlerin bir devlet kurması ya da ne bileyim özel bölge kurmaları, Esad'a razı oldun. Hı hı. Ve kardeşim o zaman zamanında niye sen Esad'la oturmadın? Neden Esad'ı demokratik bir anayasa yapması konusunda desteklemedin? Niye reformları konusunda desteklemedin ki? Esad bunu defalarca söyledi. Evet. Ben aslında bir anayasa çalışmasına başlıyordum. Zaman vermedi bana Amerikalılar ve Türkler diye. O zaman yaptığımız röportajda bunu bize de söylemişti. Evet. Eğer zamanım olsaydı ben ülkeyi değiştirip dönüştürüp bir demokratikleşme prosesine girecektim diye. Evet. Ve sen Türkiye. O zaman niye oturup da bu süreci desteklemedin? O zaman Kürt meseleni kendin de çözerdin. Suriye içindeki Kürtlerin de hem kimliklerini hem de varlıklarını tanınması yolunda rol, yani rol dağıtıcı, oyun kurucu üstlenmiş haline gelirdin. Oldu. Bu kadar 4 milyon mülteci, milyonlarca mülteci olmazdı. İnsanlar evlerinden olmazlardı. Evet. Ölen çocuklar olmazdı. Bombalanan şehirler olmazdı. En son operasyonda bile askerlerimiz şehit oldu. Evet. Sonuçta ne oldu? Esad'ı tanıdın, masaya oturdun, anlaşmayı imzaladın. Rusya'nın çizdiği parkuru. Geldin. Suriye'yi yok mu? Suriye diyorum, Kürtleri yok mu ettin? Göreceğiz bakın. Tabii ki bu haliyle değil ama bir şekilde onlar yerlerini alacaklar onun içinde. Ne fark etti? Ne oldu şimdi? Yani değer miydi bu kadar insan hayatına, bu kadar devam eden, bu kadar mali kayba, bu kadar can kaybına, insan kaybına, o kadar insanın oradan, yani düşününce neden sorusunun cevabını herhalde kimse bulamıyor diye düşünüyorum. Şimdi de bu bir başarı gibi konuşuluyor. Nesi başarı anlayabilmiş değiliz. Sadece şu son operasyonun bile neden sorusuna cevabı var mı? Ya başından otursaydın askeri operasyona gerek yoktu. Biraz daha zorlasaydın, demek ki Esad'la konuşsaydın, demek ki Rusya'yla bu işi halletseydin, operasyona bile gerek kalmayacak ve askerlerimiz belki de ölmeyeceklerdi. Şimdi güvenli bir bölgemiz var. Türkiye'deki mülteciler oraya gidecekler mi? Nasıl gidecekler? Onu göndermeye kalktığında yine uluslararası anlaşmaları zorlamış ve çiğnemiş olacaksın. Yani bu işler, diplomasi denilen şey bunun için var hayatta. Evet, değil mi? Ya baktığımız zaman bilmiyorum, bunun sorunun cevabını veren var mı? Yani ne yaptık? Başa döndük yani. Hem başa dönmüş olduk sonuçta. Dün değil, evvelki gazetelerden, yine yabancı gazetelerden bir tanesinin başlığı buydu galiba. İtalyan gazetesiydi. Bunun için değer miydi? Sonunda elde edilecek sonuç buydu zaten. Bu elde edildi diyordu. Gerçekten de özetlemek gerekirse maalesef bunun için değer miydi yapılanlar? Sonunda geleceği nokta buydu zaten. Baştan beri görünen buydu. Yani ben çok nacizane söylüyorum. Bugün oturup iktidar ve iktidara şakşak yapan basın bunu bir zafer gibi satmak yerine bence bunu çok daha alttan alarak bir mağrur bir ifadeyle, ya bu kadar kaybolmuş cana, bu kadar yerine edilmiş insanlar için birazcık daha bu zafer edalarından, kutlamalardan, havai fişek patlatma tarzındaki zafer nidalarından vazgeçip şu 10 yılı bir gözden geçirip o yaşamını kaybetmiş insanları hatırlayarak biraz daha mağrur ve mütevazi durmalarının daha iyi olacağından yanayım. Siz bu zafere gelmiş olabilirsiniz ama siz buraya gelene kadar binlerce, milyonlarca insanın hayatından bahsediyoruz. Ya onları da bir hatırlamak lazım. Yani böyle 10 sene hiçbir şey olmamış gibi sanki bugün bir diplomatik zafer elde edilmiş. Kendi ülkenizde ve Suriye topraklarında ve Irak'ta kaç kişinin, kaç çocuğun canından bahsediyoruz? Şimdi de bunu düşünmek lazım. Birçok şehit var. Daha da önemli, son bir hafta bile Türkiye'nin bu operasyon nedeniyle yerlerinden göç eden insanların sayısı 200 bine varmış.
Sadece yani. Bu. Bunlar rakam değil son sadece. Bir hafta. Evet. Bunlar önemli rakamlar. Yani bunlar istatistik gibi söyleyip duruyoruz. İnsan hayatından İnsan söz hayat. Ediyoruz. Evet, bu konuyu, dış konuyu kapatıp biraz iç konuya girelim. Tabii. Şirin, sen de burada ol. Diyarbakır konusunu işleyeceğiz. Yerlerine kayyım atanan HDP'li 4 belediye başkanı tutuklandı. HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı bunların arasında. Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazdeğer ve 15 Ekim'de gözaltına alınan eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin. Dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı bu kişiler ve sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorguları tamamlandı ve sonuçta tutuklandılar. Tabii tutuklanış şekilleri, polise götürülüş şekilleri, mahkemeye götürülüş şekilleri de tartışma konusu oldu. Biz hem Şirin Payzın'la bu konuyu konuşacağız hem de Skype bağlantısı yapacağız. Eski HDP milletvekili Sayın Hasip Kaplan görüyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Şirin Payzın'la birlikteyiz burada. Hem dışarıdaki gelişmeleri konuştuk hem de içeriye döndük şimdi. Bu gelişmeler ışığını da bu konuyu da gündeme almamız gerektiğini düşündük. Siz ne diyorsunuz, nasıl görüyorsunuz bu son tutuklamaları ve gözaltı konularını ve de HDP'li seçilmişlere yönelik operasyonları? Öncelikle baba diye başa diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Yani bağımsız medyaya o kadar çok ihtiyacımız var. Bilgi kesimlerine gitmek ve doğruları yurttaşlar. Çok ses gidip geliyor galiba arkadaşlar, bir kontrol ederlerse Hasip Bey. Ses gidip geliyor, o bağlantı kulaklığı belki takmanız daha iyi olacak. Evet, arkadaşlar kontrol ederken bu konuyu işlememizin nedeni gerçekten neler oluyor, neler bitiyor anlamak istiyoruz doğrusu. Orada sen bölgeyi çok iyi bilen birisin. Yıllarca gidip geldin ve en son geçen hafta ya da belki hafta da oradaydın hatırladığım kadarıyla. Neler oluyor gerçekten orada? Şimdi Selçuk Mızraklı'yla ben seçimler öncesinde de röportaj yaptım. Sonrasında kayyum atandığında da yaptım. Şimdi öncelikle bir kere zaten akıl almaz durum şu. Bütün kayyum atalan belediye başkanları, HDP'li belediye başkanları için bunu söylüyorum. Şimdi bunların adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiş. Onaylanmış, kabul edilmiş. Onaylanmış. Denmiş ki Türkçesi, evet sen kural ve kanunlara göre resmi olarak aday olabilirsin. Seçim pusulasına HDP'nin adı konulmuş. HDP... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü büyük partisi, MHP'den önce geliyor, üçüncü büyük partisi, 10, 13 milyon bandında oy oranı var. Bu kadar insanın oyunu alıyor. Sen bu belediye başkanlarını seçime sokmuşsun, hiçbir problem olmamış. Gitmiş oradaki insanlar özgür iradeleriyle HDP'ye oy vermişler. Belediye başkanı seçilmişler. Mazbatasını vermişsin. Ya devlet olarak. Milletvekilleri için aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde gitmişler, yemin etmişler. Yemin töreninde resmi olarak milletvekili hali. O zaman şimdi neden? Neden? Ta eski soruşturmalarına dayanarak. Birincisi, eğer eski soruşturmaları vardıysa o zaman niye aday yaptın? O zaman YSK'nın tümünün alayının istifa etmesi gerekiyor. Demek ki kanunları çiğnemişler. İkincisi, sadece soruşturma, açılmış davalar yok, karara bağlanmış davalar yok. Şimdi diyorlar ki hayır işte efendim bu Suriye'deki devam eden operasyon sırasında belli belediye başkanlarının bu operasyona destek verir şekilde bunun var mı bir kanıtı? Bunu kanıt kamuoyuna paylaşmak zorundasın. Evet. Somut olarak hangi bulgular elinizde, hangi isimsiz efendim şahitler ya da işte itirafçılarla. Şimdi bu Türkiye demokrasisine gerçekten sıkılan bir
kurşundur. Evet. Yani burada şunun şu mu? Yani aklımıza gelen soru işareti şu mu? Ha, bu Suriye'deki operasyonla da gelen süreci biz kendimize döndürelim. HDP'yi provoke edelim. HDP'yi birazcık kaşıyalım. Sokaklar yine karışsın. Zamanındaki olduğu gibi orada o kargaşayı yaratarak bu estirdiğimiz milliyetçi havadan da beslenerek. Çünkü CHP de gitti şimdi, şeye nedir adı tezkereye evet dedi. Ve buradan biz acaba var, nasıl nemalanırız? Yani yerel seçim sonuçlarından çıkan bizim aleyhimize olan havayı lehimize nasıl döndürürüz? Rüzgarın estirilmeye çalıştığını düşünüyorum tespitin ben. Tespitin o. Hasip Bey siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Çünkü size bağlantımızı... bir fotoğrafınızla telefona dönüştürdük çünkü sağlıklı bir ses gelmiyordu Skype bağlantımızdan. Siz Şirin Hanım'ın söylediklerini duydunuz, Şirin Payzı'nın. Siz de aynı görüşte misiniz? Katılıyorum, hem de şunu söyleyeyim, bu kayıt atamaları ile Suriye'de savaş ve orada güvenlik bölge oluşturulması ve daha önce de 2016'da bütün belediye başkanlarının görevden alınması, Afrin olayı, Kobani olayı, bunların hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Ne yazık ki gelinen noktada Ankara'da hükümet daha önce Salim Üstün'den, işte Şah İsmail Türbesi'nden, Enver Üstün'den, PYD'nin eş başkanlarıyla Ankara'da görüşebiliyordu. Evet. Şimdi Amerika ve Rusya üzerinden direkt değil de en direkt görüşmeler başladı. İki tarafı mutabakat metni var ortada. Mutabakat muhtarısı deniyor. Bu anlaşma değil, devletler arasında anlaşmalar olur ama ne yazık ki iç politikada bunun yazılması aşırı milliyetçilik, ırkçı, aşırı ırkçı, sağcı, şövenist bir dalgayla HDP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarına seçilmişlere karşı orantısız bir devlet şiddeti terörü estiriliyor. Yani şu an görüyoruz resimlerde iki kadın milletvekili etrafında 30 tane kalkanlı polis veya saldırıya uğruyor veya gaz sıkılıyor. Şimdi hemen arkasına bakıyorsunuz Mızraklı Erbakan Büyükşehir Belediye Başkanı, daha önce hekim, Hekim Odası Başkanı, şimdi toplumda çalışmış, daha önce milletvekili seçilmiş ve şimdi de seçildiğinde hiçbir soruşturma hakkı da yok. Yasalara göre uygun ama İçişleri Bakanı KHK ile çıkarılan bir kararnameye dayanarak hem kayyum atıyor, görevden alıyor, hem belediye meclis üyelerinin yetkilerini ortadan kaldırıyor ve yetmiyor. Hayali soruşturmalarla terör örgütü üyesi olmak veya propagandası yapmak. Bir şekilde meclis içerisinde HDP'nin siyasi parti olmasına rağmen izole edildiğini görüyoruz. Görüşmeler çok az. Gerek muhalefet partileri gerekse iktidar partisi. Şunu sorabilir miyim Asip Kaplan? HDP'nin kapatılması yerine içinin boşaltılması operasyonu mudur bu acaba? HDP'yi fiilen çalışamaz duruma getirip diri diri gömmek istiyorlar ama buna güçleri yetmeyecek. Çünkü 6,5 milyon seçmen oy verdi partiye. Bu 6,5 milyon seçmenin iradesini yok saymak, sandığa gitmiş, oy kullanmış, oyunu yok saymak, gururuyla oynamak, onuruyla oynamak ters tepki yaratır. Bakalım siyasi partiler Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Peki kim denetliyor? Şu an saldırıyor. İçişleri Bakanı atanmış birisi. Atanmış valisi kayyum atanıyor. Şimdi bu tür bir yaklaşık tarzı da hukuki değil. Bakın hukuk açısından hukuka uygun değil. Anayasa ihlali, yasa ihlali. Siyaseten ahlaki değil. Çünkü siyaseten hayatta kazanamayacağın %67-70 oy aldığın yerlerde görevden alıyorsun rakiplerini. AKP'nin başkanı seçimden önce demişti, seçilirseniz kayyum atacağız, görevden alacağız. AKP'nin başkanı iktidar partisidir diye rakiplerine bu şekilde yaklaşabilir mi? Hiçbir demokraside, hukuk devletinde bu olmaz. Bu ancak Muz Cumhuriyetlerinde olabilir. Bunu hoşgörüyle karşılayan ana muhalefet partisi CHP'nin cılız itirazları maalesef yetersizdir. Diğer partiler de namuslu bir duruş göstermiyorlar. Ne hukuki
ne siyasi, ne ahlaki, ne de vicdan bir duruş gösteriyorlar. Siz mızraklığı terör örgütünün üyesi olmakla propagandanın tutuklamak ne anlama geliyor? Suriye'de bir görüşmeler var. Suriye'de bir güvenli tampon bölge oluşturmak isteniyor. Bütün HDP belediyelerini, milletvekillerini susturmak, terörize etmek, kriminalize etmek ve bu savaş ortamında da herkes suskun. Bunu bu şekilde götürmek, bu sürdürülebilir bir durum değildir. Evet. Bu asla sürdürülebilir bir durum değildir. ABD ile Rusya'nın da yaptıklarına baktığımız zaman evet eşeğini kaybedilmişler, eşeğini buldurmuşlar ama eşeğinin iki ayağı yok. Evet. Yani şimdi bu görüşmeden, Soçi'den sahte bir zaferden Maraş'a çıkmaz, bakın onu söyleyeyim. Bu hevesler de var yok değil, biliyoruz. Yani Maraş'al olmak böyle Soçi'den sahte zaferler ilan ederek olmaz. Hı hı. Orada Rojava'daki Kürtleri kaybettiler. Kendi Kürtlerini, Türkiye'nin Kürtlerini, 30 milyona yakın Kürt yurttaşını kaybetmek üzeresiniz. Birlikte yaşamı hançerliyorsunuz, zehirli bir hançer kapladınız. Gidin, barış varken, konuşmak varken, diyalog varken niye bunu yapmıyorsunuz? Geçmişte yapıldı, çözüm süreçlerinde bunlar oldu. Ne oldu da şimdi Cumhurbaşkanlığı yerel seçimler öncesi MHP ile ittifak edip ondan sonra metropol şehirleri kaybedince CHP adayları kazanınca tabii ki HDP'nin de desteğiyle intikam politikasını kullanıyor. Bu intikam politikasının ahlakı düşman hukukundan da öte bir durum. Yani biz o ellerinde sözlerinden başka söyleyecek ifade hürriyetini kullanacak olan belediye başkanlarını, parti yöneticilerini, ya milletvekillerini her gün parti binasının önünü Avrupa'ya alıyorsunuz. Parti otobüsünü çekip çadırınızı kuruyorsunuz. Partinin kapısına polisleri dizip barikatlar kuruyorsunuz. Parti evet. Çalışmasını önlüyorsunuz. Peki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı niye susuyor, niye seyirci? Niye Anayasa Mahkemesi'nin sesi çıkmıyor? Çıkmıyor çünkü korkuyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesini de FETÖ'den aldılar içeri. İsterseler şu an yarısını içeri alabilirler. Evet. Kim sesini çıkaracak? Böyle bağımsız olmayan bir yargıya bir vesayet, siyasi vesayetten kendi emrini almış ve istediğini yaptırıyorlar. Evet. Bakın bütün Türkler, bütün Türkiye biliyor ki mızraklı terörist değildir, terör örgütü üyesi değildir, terör propagandası yapmamıştır. Aklına çok güzel, kültürel, sanatsal sözlerle bu kayın politikalarına karşı hep oturma eylemleriyle ses vermiştir. Ya Ahmet Türk 1973'ten beri parlamentoda zorla mı terörist yaptıracaksınız? Ya da Ahmet Türk'te bu saatte terörist mi çıkaracaksınız? Ya Allah aşkına Bedia Özgökçe, Van Büyükşehir Belediye Başkanı, avukat, milletvekiliydi. Milletvekilliğini bıraktı, geldi. Belediye başkanı oldu. Evet. Van depreminin de yıl dönümü. Bekir Kaya hala içeride. Bakın Fırat Anlı, Gülten Kışanak, 2016'da bu diğer belediye başkanları hepsi görevden alınmadı mı? Bunların hangi hukukta yeri var? Bu durum, yani Kürtleri iradesini tanımıyorum. Kürtlerin seçtiklerini tanımıyorum. Seçtiklerini atanmışlara ezdiriyorum. Ben böyle bilirim, böyle yaparım. Bana da kimse hesap soramaz, evet. Anlaşıldı. Biraz önce Şirin Payız'ın diyordu ki Yüksek Seçim Kurulu bu, Hasip Kaplan biraz önce Şirin Payız'ın diyordu ki Yüksek Seçim Kurulu bir şekilde bu insanların belediye başkan tabii adaylığını onaylamış. Dolayısıyla tabii eğer bir sorun varsa bu sorunu Yüksek Seçim Kurulu göstermiştir. Hepsini toplu olarak istifası gerekiyor. Matbatalarını yapmadan almadılar mı? Efendim? Matbatalarını gidip bağımsız evet. Yazdırıyorlar ya, matbatalarını yargıdan almadılar mı? Evet. Peki bir şey soracağım Sayın Lüle. Bakın İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Göktekin'e Topbaş. FETÖ'yle istatlı olduğu için affedildiler. Ne oldu yerlerine? Yerlerine kayyum mu atadılar? Yok. Gittiler belediye meclis üyeleri
seçimi yaptı. Belediye meclis üyelerinden birini atadılar, onu söylüyorsunuz. İki ay görevden ses almıştınız. Gitti. Belediye başkanlarını İki ayda bir yeni İçişleri Bakanı. E kardeşim, yargıya niye beklemiyorsun? Bırak belediye meclis üyeleri kendi içlerinden bir tane başkan vekili seçsin. Çalışmalarını ama o olay o değil. İrade gaspı var burada. Evet. Orada açık açık el koyma var. Zorbalık evet. var. Sade var. Kürt halkının iradesini hiçe sayma var. Diyarbakır halkının, Mardin'in, Van'ın. Ya bu kadar hakaret edilmez, gururuyla oynanmaz ki halkın. Evet. Bu halk düşmanlığı, bu suçu Kürtlük halkını düşman edecek bir seviyeye getiren bir yaklaşım bu. Evet. Bu vatana ihanet suçuyla ekleyen bir suçmazdır. Bundan vazgeçmeleri lazım. Peki. Bu durum değil. Çok teşekkürler Asip Kaptan. Bağlandığınız uzaklardan bize önce Skype'le denedik, sonra telefonla söyleşimizi yapmış olduk. Çok çok teşekkürler. Değerlendirmeniz için eksik olmayın. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi Faiz'in hakikaten o kadar çok soru var ki sorulması gereken bu konu ciddi bir sorun. Sonuçta seçilmiş insanlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından evet. Şimdi onaylanmış ve göreve başlamışlar. Göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra da yerlerine atanmış insanlar gönderiliyor. Şimdi bence orada HDP şu ana kadar akıllı götürüyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani HDP'yi pasivlikle suçlayanlar var. İşte elini masaya vurmuyor diyenler var. Hayır, bence HDP yönetimi şu anda geçmişten aldığı tecrübeyle doğru bir şekilde götürüyor. Ve hatta daha fazla dönüp ben kamuoyuna, Türkiye'ye sivil siyaseti savunarak bu işin ne kadar önemli bir durum olduğunu ve hak ve oy gaspı anlamına geldiğini anlatması gerekiyor. Çünkü şu anda hakikaten iktidarın istediği HDP'ye ve HDP'ye oy verenlerin, en azından HDP'nin içindeki radikal Şahin kanadın bir şekilde işte sesini yükselterek belki ortalığı karıştırması, işte ne bileyim çok kolay manipüle edilebilecek noktalara HDP'yi getirmesi. Hı hı. Buna izin vermediler. Şu anda sakin götürüyorlar. Evet, bu tutuklamaları, gözaltına almaları, kayyum atamalarını protesto edenlere oldu ama HDP daha kontrollü bir siyaset götürüyor. Örneğin meclis çalışmalarını protesto edeceğiz dediler. Yani bir şekilde o siyaseti temsil ettikleri sivil siyaseti parlamento içinde tepkilerini göstererek korumaya çalışıyorlar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki ulusalcılar nedeniyle, işte kendi tabanının hassasiyetleri nedeniyle, biraz da korktuğu için, biraz da Erdoğan'ın, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyleyebileceğini tahmin ettiği için bu tezkereye oy verdi. Malum Türkiye'de asker denince, yani işte Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik, asker denildiği zaman kamuoyunun hassas olduğu noktalardan bir tanesi. Diyorlar ki işte bu tezkereye TSK olduğu için, Mehmetçiğimizin canı söz konusu olduğu için evet dedik ama şartlı evet dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu ve tavrı çok eleştirilebilir. Bu tezkere konusunda. Hadi onu ayırdık ama bu kayyumlar meselesi konusunda ve bu tutuklama konusunda tezkereden bağımsız olarak çok ciddi bir siyaset gütmesi gerekiyor. Çünkü bugün HDP'li belediye başkanlarının başına gelen 3 gün sonra sizin de başınıza gelebilir. Burada tabii önemli olan şu, bir de ben kısaca fikrimi söylemek isterim. Tabii. Şimdi hep diyorduk ya AK Parti devletleşti. Devlet AK Parti olacak yerine AK Parti devlet oldu. Yani 90'lı yıllara geri döndük. 90'lı yıllarda sen ben hepimiz gazetecilik yapıyorduk. Tabii. Aynı mantık. Bunu o zamanın MİT müsteşarları da söyledi, komutanları da söyledi. Ya bu iş askeri çözümden olmaz. Şimdi ne oldu? Suriye'de bu noktaya geldik. Bu kendi içindeki Kürt sorunumuzun çözümü anlamına mı geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki siz diyor işte silahlı örgüte indirgemeyin Kürt vatandaşlarımızı. Tamam. Kürtlerin oy verdiği bir sivil siyaset yapan bir parti var. O zaman sen de HDP'yi askeri ya da nedir adı terörist ya da işte silahlı mücadeleye indirgeme. HDP gibi bir muhatabın var. Sivil siyaset için yola çıkmış. Onu muhatap al. HDP'yi manipüle ettiğini düşündüğün ya da HDP'yi esir aldığını düşündüğün güçlere karşı sen Kürt sivil siyasetine destek çık.
onlarla yeniden masaya otur. Bırak bu işe yaramayan, geçmişte denenmiş ve sonuca ulaşamayan devlet aklını, ki bunu çözüm sürecinde yaptı ve bence AK Parti tarihinin en değerli süreçlerinden bir tanesiydi. Tekrar ona dön, meclis çatısı altında dön. O zaman yaptığın yanlışlıkları tekrarlama, CHP'yi yanına al. CHP ile bu görüşmeleri götür ve sen Suriye'yi bu şekilde madem ki başarı sağladın, kendi ülkenin içinde de artık sivil şekilde... Kürt siyasetiyle barışacağın, Kürtleri huzura kavuşturacağın, Türkiye'nin bütününü huzura aslında kavuşturacağın şeyde... bir siyaset güt. Yapabilmesi için de her şart, olanaklar müsait. Şu anda müsait. Çok müsait. Geldiğimiz noktada müsait. Suriyeli Kürtlerle ilk etapta görüşemeyeceğim diyorsan siyasetin icabı. Madem ki oradaki YPG'yi muhatap almıyorsun, onları yok etmeye çalışıyorsun, onları istemiyorsun muhatap olarak. O zaman sivil siyaseti muhatap al. Düzenli bir Suriye'deki Kürtler konferansı. Yani meclis içerisindeki... Evet. Siyasi partiyi muhatap. Rusya'yı kullan, Rusya ile birlikte bir Kürt konferans düzenle ya da Suriye'nin halkları konferans, yani inisiyatif al, oyun kurucu ol, önce içini hallet, HDP'yi bu şekilde marjinalize etme. HDP'nin bu şekilde marjinalize edilmesi şu anda en çok kimin işine yarıyor? Senin istemediğin silahlı örgüte yarıyor. Terör örgütünün. PKK'nın işine yarıyor. O zaman yani onların değirmenine su taşıyan bu tip girişimler yerine halktan desteğini almış, sivil siyasete inanmış HDP'li belediye başkanlarını, yerel siyasetçileri HDP'yi sistemin içine çekecek. Bunu yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Sistemin içinde tutacak. Ve HDP seçmeni de artık aynı seçmen değil. HDP seçmeni artık şehirlerde, kırsalda çok az kaldılar. Sivil siyasete inanıyorlar. Son seçimlerde gördük işte. Ya hala bize niye oy vermedin üzerinden? Sen Kürtlerle bir pazarlığa giriyorsan, bunun kazanını olmayacak. CHP de kaybetti bana kalırsa ama kazanını da AKP olmayacak. Günün sonunda hep birlikte kaybettiğimiz bir oyunun oyuncuları olarak kendimizi göreceğiz. Yani Türkiye'de şu anda... bir partinin eş başkanı içeride ve bu konuşulmaz oldu. Çok evet, artık Selahattin Demirtaş artık çok rutin bir hikaye gibi gözümüzün önünde. İçeride bu insan sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararlarına rağmen üstelik. Evet. Ve madem Esad bundan sonra Suriye'yi kontrol edecek, madem Rusya artık oyun koyucu, kurucu, senin de onların elinde oyuncak olacak ya da onların sana karşı onun kullanacağı elindeki kozları... Evet, Kürt kozunu ortadan kaldırman gerekiyor. Çünkü Kürt meseleni halletmediğin müddetçe o Esad'da, o Rusya'da her zaman dönüp dolaşıp tıkandıkları noktada bu kozu sana karşı kullanacaklar. Dolayısıyla akıllı olan yönetici içerideki bu sorunu halleder ve sivil bir şekilde halleder. Herkesin refahı için ve karşı tarafa da koz olarak vermez bunu. Çünkü İran orada durduğu müddetçe, İran'ı unutmayalım. Belki ileride Rusya ile olan siyasetimizden çok mutsuz olacak. Tabii. Belki Esad'la anlaşmamızdan çok mutsuz olacak. Al sana bir Kürt kozu daha İran'ın elinde. Bunu 90'lı yıllarda gördük. Yani aynı filmi tekrar tekrar başa sarmanın kime ne yararı var ben anlamış değilim. Desen ki önümüzdeki 2023 yılındaki seçimlerden de Erdoğan bu sayede bir zafer bekliyor. Değil. Kürtlerin sana oy vermediğini gördün artık. Dönüyorlar, dolaşıyorlar. Nereye oy verdikleri belli. Yani CHP onları hareket bir heyecanlandırmıştı, bir yola doğru sokmuştu. Sen şimdi orayı kırdım diye düşünüyorsun ama sana da dönmeyecek bu oylar yani. Dolayısıyla ben böyle görüyorum meseleyi ve gerçekten akıl dışı bir iş yapılıyor. Bunun ne kadar AKP aklı olduğu konusunda da şüphelerim var. AK Parti'nin pragmatik yapısına bakarak. Yani burada dediğimiz gibi 90'lı yıllara tekrardan bir dönüş yaşıyoruz ama sonuçlar yine aynı. Sonuçta yani AK Parti bir şekilde kendisini bu süreçte de göstermişti. Bu işi çözümleyebilecek bir parti konumunda olarak da bir dönem bir çalışma yürütmüştü. Sonradan o çalışma tamamen bir suç teşkil etmeye başladı. O çalışmayı yürüten insanlar, görevlendirilen insanlar içeri alındı ve böylesine de... Ya hataları vardı AK Parti'nin o süreçte. Mesela meclis çatısı altına niye çıktı? CHP'nin de vardı. Onlar da sürece destek vermediler. Yani bir sürü hata oldu. Ama önemli değil. Sonuçta devlet arşivinde
böyle bir birikim var. Zaten bu barış görüşmeleri dünyanın hiçbir yerinde kolay değil. Başa dönüyorsun, tekrar başlıyorsun, tabii. Tekrar başlıyorsun, olmuyor, bir daha deniyorsun, bir daha olmuyor. Sonuçta orada bir çatışmadan beslenen bir silahlı örgüt var. Onu muhatap almıyorsun, sivil siyaseti oluşturmak kolay değil. Ama devlet birikiminde artık bu var, arşivinde bu var. O zaman sen buradan yola çıkarak yeni bir muhalefeti de yanına alacağın, HDP'nin sivil siyasetini de yanına içine çekeceğin yeni bir adım at. Devlet aklı buna, eğer tarihe geçmek istiyorsan böyle geç. Hı hı. Yoksa böyle bu şekliyle geçemeyecek elbette ve Türkiye'nin ekonomisi giderek ciddi götürüyor. Olarak sorun. Ve kesinlikle. Hala ve şu anda dünya basında baktığımızda Türkiye, hı hı, Kürt meselesi üzerinden çok kötü eleştiriliyor ve gerçekten ciddi bir darbe almak. Yani dünya basını çok farklı, evet, görüyor olayı. Tabii bu farklı bir algı var. O algıyı değiştirmek de çok zor. Bütün bu görüntüler, evet, sonrasında Diyarbakır Belediye Başkanı'nın, evet, ve diğer belediye başkanının içeri alınması görüntüsü o algıyı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Hatta çok güçlendirecek. Şirin Payız'ın seni çok özlemişiz. Evet, ben güzel, de öyle valla seni hem, özlemişim. Hem yarımlar hem dostluğun, arkadaşlığını her zaman çok iyi bir şekilde platformda devam ediyorsun. T24'ü arkadaşımız Doğan Akın da çok başarılı bir, evet, ekip oluşturdu. Senin de, aynen, aralarında hep bulunduğun birlikte ve çok güzel bir şey. Ben de arada sırada orada yazı yazıyorum. Çok da mutlu olduğumu, evet, hissediyorum. Bence dijital medyanın en önemli özelliklerinden biri şu olmalı. Zamandaki merkez medya, holding medyasından farklı olarak bizler omuz omuza durmalıyız, evet, diye düşünüyorum. Evet. O zaman işte yok Hürriyet Sabah'la kavga eder, yok o grup bu grupla tam kavga tersi eder, öbürü öbürünün ayağından çeker, öbürü öbürüne kazık eder, öbürü öbürünü mahkeme, tamamen, verir. O onların hatasıydı ve sonucunu gördük. Şimdi yeni mecrada bütün dijital platformlar, aslında hepimiz aynı amaç için uğraşıyoruz. Türkiye'de bağımsız gazetecilik yaşasın diye. Kesinlikle. Onun için Bağbali TV'nin başarıları bizim başarımızdır. Diğer platformların başarısı hepimizin başarısıdır. Onun için de buradasın zaten. Evet, bize destek, öyle, olmak, manevi desteğini sürdürmek ve de bir şekilde beraber bir araya gelelim diye. Çok teşekkürler Şirin Payız'ın. Şimdi Mustafa Hoş bu sabah bu Diyarbakır Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla ilgili bazı yorumlar yapmıştı programında. Onu ekrana getirelim. Şirin Payız'ını da yollayalım. Çok teşekkür ederim. Ben de onu sarılma imkanını bulmuş olayım bu fırsatta. Çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğraf geldiğinde, bu fotoğraf da böyle getirildi. Mahkemeden getirildi. Ben de sosyal medya hesabından, Twitter'dan bu fotoğrafına şunu yazdım. Ters kelepçeyle götürmek ve yargılanmadan suçlu ilan edilen bu fotoğraf yanlış, çok yanlış diye. Sonra her şey şunun üzerine yürüdü. Bu kelepçe yoktu. Ters kelepçe yoktu. Gelsin diğer fotoğraf. Diğer fotoğrafı da verelim. Evet, burada kelepçesiz olduğu görünüyor. Ve o fotoğrafa dayanarak da ters kelepçe olduğu söylüyor. Mevzu burada sadece ters kelepçe değil. Ters kelepçe üzerine odaklanıldığında başka şeyler gözden kaçıyor. Diğer fotoğrafa tekrar gelelim. Selçuk Mızraklı, Büyükşehir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin son 31 Mart seçimlerinde %62 gibi bir oyla kazanan kişi. Çünkü izahı zor bu fotoğraf. Çünkü seçilmiş bir belediye başkanını bu şekilde gözaltına aldığınızda bir şey ifade edemezsiniz. Yani Türkiye'de Kürtlerle, Türkler arasında büyük bir savaşın olduğuna dair bir izlenim var. Ve Türkiye'nin Kürtlere dönük stratejisinin baskı şiddet üzerinde yürüdüğünü, başka hiçbir şekilde yürümediğine dair dışarıda böyle bir izlenim var. Bütün bu izlenimlerde büyük bir güçlü lobiye yol açtı. Türkiye ilk defa bu Barış Pınar harekatıyla birlikte dışarıdaki lobiye karşı bir türlü kendini ifade etme şeyinde geri kaldı. Yani dışarıdaki bu lobi Türkiye'de Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü bir şekilde sesi çıktı. Niye? Çünkü bu fotoğraflar bunları da haklı kılıyor. Yani Selçuk Mızraklı'yı yargılayabilirsiniz. Suçu varsa yargılayabilirsiniz. Gözaltına alınabilirsiniz. Ama bu fotoğrafı verdiğinizde, şu fotoğrafı verdiğinizde bütün bu dışarıdaki söylenenleri, Türkiye üzerinde yapılmak istenen baskıyı, imajı, her şeyi de
berbat etmiş olursunuz. Bu fotoğrafı vermeye hakkınız yok. AKP'li de yargılanabilmeli, HDP'li yargılanabilmeli, CHP'li de yargılanabilmeli, İYİ Partili de yargılanabilmeli. Herkes hiçbir şekilde bir güce arkasını dayanmadan suçu varsa bunu adil bir şekilde yargılanmalı. Ama Türkiye'de böyle... Evet, Mustafa Hoş da bu sabah durum programında bu görüntülerle konuya böylesine yorumlar getirmişti. Şimdi farklı bir konuya geçelim. Boy aynası bölümümüzde Bursa'daki bir çay ocağını ekranlarınıza getireceğiz. Oldukça ilginç bir çay ocağı. Tahtası eksikleri bir araya getirmiş bu çay ocağı. Bursa'da 10 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan makine mühendisi Cemil Turşucular, tahtası eksik olanların toplanma yeri olmadığını düşünerek onlar için bir mekan açmaya karar vermiş. Bakalım ne demiş, onu bir dinleyelim önce, sonra detaylara girelim. Tahtası eksikleri dışarıda başı başı geziyorlardı. Onların hepsini bir araya toplayabilmek için. Dışarıda bir olaylara karışmasınlar. Yanılıp da kalkıp bir halk hareketine falan kalkışırlar. Öyle bir şey yapmasınlar diye, burada denetim altında kalsınlar diye, hepsini bir araya toplayayım diye böyle bir yer açtık. Bizim de tahtamız eksik. Bizim 3 tahtamız eksik. 5 tahtamız eksik diyen var. Geçen akşam bir tanesi geldi. Benim dedi 46 tahtam eksik. Kaça kadar alıyorsunuz? Dedik ya biz ondan yukarısını almıyoruz. Döndü gitti. 10 dakika sonra tekrar geri geldi. Ya benimkiler de 10 tane eksikmiş. Evet. Oturdu, çayını içti ve kalktı. Buradaki de müşterilerimin %80'i benim devamlı sabit müşterilerim. Evet, açtığı çay ocağının ismini tahtası eksikler toplanma yeri koymuş esnafımız. Kendisinin de tahtasının eksik olduğunu söylüyor. Burada çay içen vatandaşlar ise iş yerinin ismini güzel bulduklarını belirtiyorlar. İş yerine koyduğu isim ve çayın güzel olması sebebiyle her kesime hizmet veriyor turşucular. İşinden ve müşterilerinden duyduğu memnuniyetle duyduğunuz gibi dile getiriyor. Dışarıda bir olaya karışmasınlar ve burada denetim halinde kalsınlar diye de bir gerekçesi var. Buraya normal insan da geliyor ama gelenlerin büyük kısmının da tahtası eksik demiş. Tabelayı gören müşterilerin %90'ında da tepkisi olumlu. Bir de bir müşteriyi dinleyelim bakalım ne diyor. Muazzam. Milleti zaten hep böyle tahtası eksik yaptılar da onun için. Tabii son 4 yıla bir bak da bak, memleketin hepsi tahtası eksikler çoğaldı. Öyle değil mi? Evet. Her gün geliyor musunuz? Benim yerim burada, tabii her gün buradayım. Muazzam. Evet, tahtası eksikler kahvesi Bursa'da açılmış durumda. Hani oradaki insanların da bu ismi benimsediklerini görüyoruz. Böyle de bir güzellik katmışlar kendi dünyalarına. Bursa'daki insanlar da gidiyorlar, çaylarını içiyorlar ve gülümseyerek o mekanda oturuyorlar. Biz de bu haberle Zeynel'le bildiriyor haber bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Saat 17'de Suat Toktaş karşınızda olacak. Baba Ali yokuşuyla yeni konukları ve yeni konularla. Yarın sabah saat 10'da Mustafa Hoş karşınızda olacak yorumlarıyla ve ben de 13'te yine burada olacağım. Zeynel'le bildiriyor haber bülteniyle karşınızda olacağım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.